Günaydınlar, günaydınlar efendim. Türkiye'nin en çok seyredilen, en çok konuşulan, gündemi belirleyen tek programı Söylemezsem Olmaz başladı. Güzeller güzeli partnerim karşımda oturmuş. Bugün acayip bir gündemimiz var Bircan Bali. Ve de Tanju Çolak var tabii ki bugün. Evet. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. 2 dakika kulise yanına uğradım. Dedi ki başlıklar neler Bircan, söyler misin? Bak bak, başlıklar bir tane bilir. Bir şey söyledim, bak yaptığı yoruma inanamazsın. Yalnız dedi ben böyle konuşurum. Ben dedi, dedim bunları konuşursan kapanırız. Ben dedi böyle konuştum kardeşim. Ben dedi söyleyeceklerimi böyle şey yapamazsınız dedi. İnanamayacaksınız, magazini yorumlayacağız birlikte ve tabii ki her şeyi soracağız ona. Senin şahit olduğun birçok şey var Tanju Çolak'ın Hülya hayatında. Hülya Avşar'a soracağız ya. Hülya Avşar'la açık yaşamış açık olacağız. Zamanındaki o büyük aşk için hiç konuşmamışlardı. İlk defa Tanju Çolak, ben inanıyorum onun samimiyetine, hiç yalan konuşmadığını biliyorum. Zaten yanımda konuşamaz çünkü ben birebir şahittim. O yüzden de ilk defa Hülya Avşar sorularına cevap verecek Tanju Çolak. Bakalım neler söyleyecek, o gün neler yaşandı o yıllarda. Açıklamalarda bulunacak birazdan. Ve sana da izleyiciye de bir sürprizle geliyor. Hadi. Çok güzel bir müjde verecek. Hadi. Çok güzel bir müjde, çok sevineceğiniz bir haberi inşallah var. Onu da ben söyleyeyim, hadi minik bir tüyo. Efendim hayırlı cumalar. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün size artık yavaş yavaş geride bıraktığımız sonbaharın sanki ilkbaharıymış gibi renkleriyle karşılamak istiyoruz. Bak bak içinizde. Ne diyor diyorum. Yalan. Bu sene kışında pembeler, morlar, kırmızılar, yeşiller. Yani kış rengi olunca hani böyle kahverengiler, yeşiller falan. No. Hayır. Bu sene bütün renkler moda. Biz de sizin karşınıza mümkün olduğu kadar rengarenk çıkmaya ve çalışıyoruz. Ve tabii ki bu sene ve her sene moda olan Söylemezsem Olmaz'ın iletişim adreslerini veriyorum. Evet. 0552-770-0623. Solmaz Zeni Altıra Instagram adresimiz. Bircan Bali, sondaki i'yi 2 tane koyun. Zaten Bircan Bali ile Seren Serengil değişmez. O yüzden o şeye girişmeyelim hiç. Yani ziyade Seren Serengil. Çok şey yapmayın. Çok şey yapmayın. Peki evet. Seren, bu hafta 3 kere mavi giydin, gözümden kaçmıyor. Bir mavi boncuk dağıtıyorsun. Ben mi dağıtıyorum? Evet. Aman ya. Pazartesi mavidir o nişan kıyafetinde. Ama bir kısmetim açıldı. Bir mavi boncuğun var. Bir mesaj veriyorsun. Ben evrene. Mustafa. Yok yok, benim hiç öyle şeyle falan. Mesajlarım... Benim tamamen iş odaklı bir hayatım oldu artık şu anda itibaren, evet. Ben. Yani devamlı çalışıyorum yani. Aşk hayatı kötü gidince biz. İşler çok iyi. Yo, İşler var, yıkılıyor. Sende yok. Sana aşka gerek aşk yok. Aşk yok, iş var. Devam. Evet. Peki o zaman. Şimdi 2 numara haberle başlayacağız. 1 numarayı bekletiyorum. Çünkü enteresan bir haber. 10 gelecek ama. Şimdi Can Bonomo ve eşi ekranın bu tarafında duruyorlar. Hanımefendi Sertab Erener bu tarafında duruyor. Aynı organizasyon için beraberler. Bir tarafta büyük bir gerginlik var. Bakalım nedenini çözebilecek misin? Sertab Erener ne yapmış? Magazincilerle bir türlü yıldızı barışmayan Sertab Erener katıldı. Sosyal sorumluluk projesinin lansmanında gergin tavırlarına dikkat çekti. Vallahi çalışıyoruz işte. Projeyle ilgili konuşacağım bir şey varsa konuşalım. Lansman sonrası ünlü müzisyen Can Bonomo ve oyuncu eşi Öykü Karayel'le soruları cevaplayan Erener adeta ortamı gerim gerim gerdi. Oraya geçmesin. Beni nerede göreceksiniz, sokakta mı? Beni nerede göreceksiniz, sokakta mı? Ünlü şarkıcı sadece muhabirlere değil, Öykü Karayel ve Can Bonomo'ya da soğuk terler döktürdü. İstanbul'da da doğru düzgün göremiyoruz. Konserlerde de göremiyoruz. Yıllardır magazincilerle sorun yaşayan, anlayıştan uzak tavırlarıyla akılları kazınan ünlü şarkıcı, dün katıldığı bir lansman sonrası sergilediği gergin tavırlarla huylu huyundan vazgeçmez dedirtti. Yok, bence onu çektiniz. Başka bir sorusu olan varsa onları cevaplayalım. Bir ilaç firmasının organize ettiği sosyal sorumluluk projesinde bebekler için ninni söyleyen Sertab Erener, Can Bonomo ve eşi oyuncu Öykü Karayel lansman sonrası kamera karşısına geçti. Demin pandemi... sanki bunu yapmamışız gibi yapacağız şimdi. Öyle mi yapalım? Evet. Onu baştan başlayın. Erener daha röportajın başında sorulan soruları içeride konuştuk. Aslında biz arka planı sorduk. Bundan öncesinde nasıl bir gelişme oldu onu sormaya çalıştık. Nasıl?
arkasında derken vallahi anlamıyorum. Söylesene. Yap projeyi. Soru soran muhabirleri bozmaya çalışan Sertab Erener'in cevap vermek istemediği halde kamera karşısına geçmesini kimse anlam veremedi. Yok, bence onu çektiniz. Başka bir sorusu olan varsa onları cevaplayalım. Verdiği cevaplarla bu ne periz, bu ne lahana turşusu dedirten ünlü ismin gerginliği Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun yüzüne yansıdı. Sizden de bir bebek bekler miyiz artık? Buraya gelmeyelim. Hatta Can Bonomo'nun ortamı yumuşatma çabaları bile Sertab Erener engelini aşamadı. Can Bey, uykusuz kalıyor musunuz çok, onu soralım. Yok, çok şükür iyiyiz ya, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hayır, öyle mi duyuldu? Ne kadar kötü. Hiç öyle değil. Çok yani belli bir seviyede uykusuz kaldığımız tabii ki oldu ama şimdi yavaş yavaş o dönemler geride bıraktığımız dönemler aslında. Erener'in hışmına uğrayan muhabirler bu sefer Can Bonomo ve Öykü Karayel'e yöneldi. Bebeğin oldukça Can Bey'e çok benzediği söyleniyor ama biz yakından göremedik. Gerçekten babasıyım ya. Benziyor. Gerçekten ona daha çok benzediği doğru. Yine de Sertab'a yaranamadı. Evet, valla çalışıyoruz işte. Yani yoğun geçiyor. Projeyle ilgili konuşacağımız bir şey varsa konuşalım. Yoksa diğer konuları başka bir zaman konuşuruz. Evet. Bonomo ve Karayel'in sözlerini yarıda kesen Erener röportajı sonlandırdı. Aklında sorusu olan var mı? Biz de göremiyoruz. Başka projemiz var çünkü hemen. Oraya geçmemiz lazım. Beni nerede göreceksin? Sokakta mı? Yani artık sokakta. Çalışıyorum, sahnedeyim. İstanbul'da da doğru göremiyoruz. Başka? Biz tabii birazdan yorum yapacağız. Ama şu ayakkabıları, bir kramponları tabii, bir gösterelim tabii. Değil mi? Altın ayakkabı, altılı, Avrupa bronzu. Doy kralı seçildi. Yani Türkiye'de birçok futbolcu, başarılı futbolcularımız oldu geçmiş tarihimizde ama Tanju'nun gerçekten Avrupa gol krallığı var. İşte bu altın ayakkabıları aldı. Yani yapmadığı başarı, elde etmediği başarı gerçekten yok. E tabi arada da fireleri oldu yani. O aşk kadar hayatında. Artık, hani bu kadar altın ayakkabı alınca ne yapalım? Biz de bir görmemezlikten gelmek durumunda kaldık. Bunların hepsini konuşacağız. Peki şimdi Sertab Erener'i bir konuşalım. Şimdi ben sana aslında gecenin içeriğinden biraz bahsedeyim. Bir ilaç firması diyelim. Bebekler için bir ninni projesi. Ve o projeyi de Sertab Erener ve Can Bonomo üstlenmişler. Çok da güzel bir proje. Ninni okuyorlar falan. Lansmanda bir gerginlik var. Hiçbir soruyu doğru dürüst cevaplamadığı gibi insanların çocuklarıyla ilgili yorumlarına da başka bir şey var mı? Hadi artık geçelim falan gibi. Böyle üstten üstten tuhaf tuhaf kompleksli hareketlerde bulunuyor. Evet. Şimdi tamamen fikrimi söyleyeyim. Can'ın karısı Öykü. Zaten çok da ben ilk onu Kıvanç Tatlıtuğ ile olan dizide görmüştüm. O Kuzey Güney'de de hatta ilk gördüğümde demiştim ki niye bu kızı seçtiler? Hiçbir özelliği yok. O kadar da güzel de değilmiş dedim içimden. Fakat dizinin ilerleyen bölümlerine doğru kızın çok iyi bir oyuncu olduğunu. Tamamen hani kafamızdaki o baş aktriste belki çok normal olarak uymadığını. Fakat yavaş yavaş kızın ne kadar başarılı olduğunu, üstelik de ne güzel de gözleri olduğunu falan filan düşünmeye başladım zaman içerisinde. Bana göre geldiği en güzel hal, çünkü o ablaklık gitmiş, çünkü zayıflamış ve inanılmaz güzel olmuş. Bir de çok fresh bir makyaj yapmış, çok beğendim çok ben. Çok beğendim. Kılık, kıyafet, şimdi çok tatlı. Sertab Erener şöyle bir başkasının olduğu yerde onların özeli soruluyor ya. Hı. İlgi oraya gidiyor ya, hı hı. Ondan çıkıyor işte, onlar nasıl, çocuğunuz nasıl işte bilmem ne falan, kız da konuşuyor ya, orada bir kadın olmuş olmasaydı bu kadar güzel kadın, çünkü yanındaki kadın güzel kadın, hı. Hem güzel kadın hem bilindik bir oyuncu, bunlar çift olarak daha şu anda in vaziyetteler. Zaten o markanın da yüzleriler, onu söyleyeyim. Tamam. O yüzden de onlarla yan yana gelince sönük kaldı. Hmm. Yani haberler ve sorular onlara daha çok yöneldi. İkinci plana düşmek orada bir ya rahatsızlık Seren, yarattı. Son yıllarda Sertab'da böyle bir şey oldu. Ya yaptığı şarkılar tutmuyor, ya bir revaçta değil, ya da artık tercih edilmeyen bir isim olduğunun da farkına vardı. Mesela çocuklar, muhabirler ilk ona soruyor zaten her şeyi. Her şeyi ilk ona soruyorlar. Son derece kronolojide bir hata yok, saygıda mutlaka bir hata yok. Mutlaka öncesinde oradaki ilgi,
İlk onlar, şimdi biz oraları bilmiyoruz. İlk bunlar salona girdi, çocuklar ilk onlara mı koştu? Bir başkasıyla yan yana olmak, yani hep as olmak istiyor ya bunlar. Hmm. Bir başkasıyla yan yana olmak, bir başkasına da söz verilmesi. Ve farkında mısın? Röportajlarını kesti. Yani Can Bonomo ile Öykü'ye çocuklarda uyuyor musun falan diyecek. Bu soruları başka bir zaman sorarsınız gibi çocuğun cümlesinin bitirmesine izin vermeden röportajı kesti. Hatta şöyle bir şeye cevap verdi Can da. Dedi ki bunları başka bir şey, hadi acelemiz var dedi. Can da dedi ki evet evet başka bir projeye geçeceğiz yan tarafta da dedi. Zaten projeyi bunun için, çocuklar için. Tabii çocuk soracaklar demek istiyor Can Bonomo aslında. Evet, çok, bu arada çok tatlı bir çiftmişsiniz evet, siz. Nasıl tatlı idare ettiniz ortamı? Sertap antipatik bir kız yani. Aslında neden öyle onu bilmiyorum. Çok başarılı bir ses. Yani gerçekten çok önemli bir ses bence. Ve hani onun şarkısını tutup tutmama kaygısı bile olamaz bence. Hani çünkü Sertap manyak Sertap gibi okuyan marka, bir evet. kadın yani. Hani o konuda hiç kimse hiçbir şey de söyleyemez. Ama bu hareketleri, bu antipatik hareketleri ona hanesine kompleks olarak yazılıyor. Çünkü gerek yok. Sen bir starsın. Sertap Erener'sin. Onlar daha genç nesil ve senden sonra ünlü olmuş bir çift. Kucak açman lazım. Sorular sorduğu zaman sen de onların cevaplarına espriyle yaklaşabilmelisin falan. Ha, onlarda daha mı fazla ilgi var? Oh ne güzel. Sen de işin içerisine girip o durumu idare etmeye çalışmasın. Fakat yüzüne yansıyor. Çünkü çok ya. Başkasına bir şey sorulmasına bile tahammül rahatsız edemiyorsun. Yukarılara bakıyor. Halbuki ona da sorulsun. Ona da sorulsun. Var böyle şeyler, insanlar. Yani mesela röportajda bir yerden çıkıyoruz. Çok başıma geldi. Şimdi ben belki biraz daha renkli bir isim olduğum için veyahut da neyse o günkü gündem olabilir falan. Bana soru soruluyor. Soru sorulduğu zaman yanındaki insan erkek olsun, kadın olsun, hiç kimse hemen bozuluyor. Ne alakası var? O bana sorabilir. Arkasından bazen de hiç sormuyorlar. Böyle de kötü bir durum da var. Bazen de şimdi gazeteci arkadaşından bir mekandan çıktık. Onu hiç sormuyor. Yanımdakine sormuyor. O da ünlü. Ya şimdi ne yapacağım? Mesela böyle yapıyorum konuşuyorum. Değil mi diyorum yani sen ne diyorsun diyorum ki o da konuşsun istiyorum. He. Yani şimdi böyle durumlarda rahatsızlık duyulabiliyor anladın mı? Sinir oluyorsun yani sinir olabilirler. Ama şimdi tabii Sertap Erener bambaşka bir isim. Burada. Fakat Can Bonomo ve Öykü'nün durumu burada başka. Dediğim gibi bu lansmanın da bu projenin de bir tık böyle ev sahibesi gibi aslında Öykü orada. Başından beri senin söylediğin gibi orada bir gerginliğin olmasının sebebi flaşların onların üzerinde yanması olmuştu. Kesinlikle. Orada başrol orada oldukları için bu Sertap Erener'i rahatsız etmiş. Ama Sertap'ın yıllar önceki o görüntüsü, mikrofonları burnumuza bizim de burnumuza sokuyorsunuz. Al ben de sizin burnunuza sokuyorum deyip arkadaşlarımıza bu yaptı. Şu görüntüde de son derece yalnız, son derece flaşlar onda. Verelim. Şimdi ben o gün hatırlıyorum. Ben yine o gün burada yayın yaparken demiştim ki o zaman canım arkadaşlarımız gitmeyin. Lansmanlarına da gitmeyin. Davet edildiğinizde, albüm çıkarttıklarında da gitmeyin demiştim. Yine bir lansman, yine aynı terbiyesizlik. Bu terbiyesizlik çocuklardan daha çok işte yani küçümsemek, yanındakini küçümsemek. Kendisi ikinci plana düştüğü için gazetecilere yani benim sizle işte konuşuyorum ama lütfen konuşuyorum gibi ya, yerinden. Mesela bir reytingin de yok anda, bu arada. İzlenmekten de böyle şey olmuyorsunuz yani. Bir de yani markaya da şu an zarar verdi. Onu söyleyeyim. Antipatik oldu. Şimdi onun sesini duymak istemez kimse. Çünkü bu bebeklerle, çocuklarla alakalı bir şey. Ne kadar sempatik olursanız, ne kadar daha bak şimdi konuşuyor, onlar başkası konuştuğu zaman tahammül edemiyor. O zaman bu projeyi kabul etmeyecek. Etme. Hani mesela ben sorarım bir gazinoda çıkacağım zaman veya atıyorum bir projeyi bir yere davet. Evet. Kimler var derim. Kimler var? Benim rahatsız olacağım veyahut da aynı klasmanda olacağım birisi varsa ben o masada da oturmam, konuksak orada bile da olmam. Soruyoruz. Ha, yani sorarsın. O yüzden de burada istemiyorsan bir başkasınla beraber bir lansmana katılmak ben tek başıma katılırım dersin. Bunu da yapabilirsin ama geldikten sonra onların lafını kesmek, gazetecileri azarlamak. Zaten Sertap Erener son birkaç yıldır yok gibi sanki değil mi? Yok gibi işte. Yani yok evet, gibi. Yok ve gibi. Ben üzülüyorum olmamasına çünkü çok önemli. Muhteşem bir ses. İşte sadece sesle de olmuyor. Biraz da insan ilişkileri de önemli ya. Valla aklımızda hep böyle kalıyorsun son yıllarda. O yüzden daha da gittikçe böyle aksileşmeye başladın. Tercih edilmeyecek. Peki şimdi güzel bir röportaja geçelim o zaman. Bebeğinin olacağının müjdesini biliyorsunuz hafta başından beri duyduk. Şimdi sıcağı sıcağına
Kıvanç'a dönüyoruz ve bizimle nasıl paylaşmış, buyurun izleyelim. Bebeğe olacağını öğrenen Kıvanç Tatlıtuğ sıcağı sıcağına mutluluğunu paylaştı. Duygularınız nelerdir Kıvanç Bey? Ya çok mutlu olduk. Haberi nasıl aldı? Herkesi, yani tanıdığımız, tanımadığımız. Hangi soru karşısında düşüncelere daldı? Çok mutluyuz. Baba olacağını öğrenince ne hissetti? Cinsiyetinin hiçbir önemi yok. O yüzden bundan dolayı da... İsim ne koyacaklar? Cinsiyet, isim, önce sağlıklı olsun. Cinsiyeti hemen öğrenecekler mi? Paylaştınız mı başa? Orası karışık, orası karışık. Peki Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlerden kaçmayan kilo kaybı neden yaşandı? Babalık heyecanı iştah mı kesti? İlerleyen zamanlarda karşılaştığımız yerlerde... Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ dün gece bir mekan çıkışı görüntülendi. Ailesiyle birlikte yengesini dinlemeye geldiğini söylüyor. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizin kadar mutlu ve heyecanlıyız. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Keşke maskeleri çıkartıp konuşabilseydik. İnşallah maskesiz konuşabildiğimiz zamanlara denk geleceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yengemi akşam dinlemeye geldik ailece. Çok mutlu olduk. Herkese çok teşekkür ediyoruz. En merak edilen şey, ilk baba olacağınızı duyduğunuz andaki duygularınız nelerdir Kıvanç Bey? Ya çok mutlu olduk, ya çok mutlu olduk. Bu güzel duygumuzu paylaşan sizler dahil olmak üzere herkesi, yani tanıdığımız, tanımadığımız herkesi çok çok teşekkür ediyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ, biz magazinciler ilk defa bu kadar utangaç görüyoruz. Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Herkese nasip etsin, isteyen... Herkese Allah nasip etsin. Sadece bunu temenni ederim. Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'la bebek konusunda çok acemi olduklarını söylüyor. Süreci biz de gözlemliyoruz. Biz de daha yeniyiz. Gözlemleyerek biz de öğreniyoruz. Peki, herkesin merak ettiği sorulardan bir tanesi. İsim ne koymak isterler? İsim daha düşünmedik ya. İçinizden, gönlünüzden... Biliyoruz daha çok erken ama cinsiyet ne hissediyorlar? Önce sağlık. Cinsiyet, isim... Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin, cinsiyetinin hiçbir önemi yok. O yüzden bundan dolayı da bu bizim önceliğimiz olmadığı için isim daha düşünmedik. Kıvanç Tatlıtuğ'u anlamak mümkün, daha çok yeni, hiçbir soruya tam cevap veremiyor. Biz olarak bekleyecek misiniz cinsiyeti, yoksa ilk öğrenebildiğiniz an öğrenecek misiniz? Yani düşünce var mı? Paylaştınız mı Başak Hanım? Orası karışık. O da olsun istiyoruz, bu da olsun istiyoruz. Peki Başak Hanım nerede? Başak Hanım'ı göremedik. Kendisi gelmedi, evet. Tamam, evde. Çok teşekkür evde. Ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun arkadaşlar. Bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemeyen Kıvanç Tatlıtuğ benden bu kadar deyip gitmek istiyor. Bir oda şunlar yapıyorlar. Çok yeni. Her şey çok yeni. Oda yazıladınız mı? Hayır, her şey tabii ki çok yeni. Akabininde olması gereken ne varsa hepsini yapmayı tabii ki çok istiyoruz. Ama gerçekten şu anda tecrübe ettiğim kadarıyla söyleyebileceğim şeyler bu kadar. İlerleyen zamanlarda karşılaştığımız yerlerde tecrübem ne kadar bana ne anlatmam gerektiğini söylüyorsa ben de size onlarla gerçekten tüm samimiyetimle paylaşacağım. Şimdilik müsaadenizi istiyorum. Şimdi kafamızda deli sorular. Bebeğin cinsiyeti ne olacak? Kime benzeyecek? Ülkeye ikinci bir Kıvanç Tatlıtuğ gelecek mi? Yoksa güzelliğiyle büyüleyen bir prenses mi gelecek? Top Stüdyo'da. Valla Top Stüdyo'da ben başından beri erkek ve Başak'a benzeyecek bir erkek olarak düşünüyorum. Ya Kıvanç'a direkt babalık oturmamış mı ya hemen? Çok güzel olmamış mı? Yani inşallah, ben hani çok erken ya şu anda. Evet evet, biliyorum senin de korkularını. Hep böyle 4 ay 5 ay geçsin, 5 ay bu sefer 4 ay geçince dur şu 6 ay da bir geçsin. Hep böyle bir çok korkularla hani yaşayan bir insanım bu süreçte. O yüzden aman Başak'cığım, çıkma evden. Uzan, stres yapma, ayaklarını uzat, bol bol televizyon seyret, bizi seyret, biz sana buradan güzel enerjiler gönderelim. Yani çok güzel bir şey. İki çok, tane çok seven insan. Evde çok güzel evlilik, bir telaş vardır. Şimdi, kaç yıl oldu evleneli onlar? Bayağı da oldu değil mi? İşte dördüncü yıl herhalde tamamlanıyor diye tam net bilmemekle beraber öyle söylüyorum. Uzun süredir de birlikteler. Şimdi diyor ki bu kadar tecrübe edebildim. Yani daha 3 aylık babayı, yani daha baba da değil. Babalar zaten anlamaz ki. Anne karnına düştüğü an anlar.
anneliğini ama baba yok. Teması kuracak, yok baba diyecek. Baba bir şey. Siz anlayana kadar. İkinci yaşta falan daha çok anlıyorlar. Tamam teşekkürler yani. Ne yapacaksın? İyi olmuş artık canım. Bu ama... pandemi süreci oyunculara iyi geldi. Bol bol çocuk yapıyorlar. Ama Seren, o diyor ki tecrübe ettiğim kadarıyla bu kadar konuşabiliyorum. Tabii ki odasını yapmak istiyoruz. Her şeyini yapmak istiyoruz. Yani Allah tamamını erdirsin. Allah böyle nasıl söyleyeyim bütün heveslerinizi yaşatsın size inşallah. Evet. Çünkü evet zor bir süreçten geçiyor. Bir de hamileliğin ilk 3 ayı aman aman yani çok sağlıklı bir hamile de olsan çok kötü geçiyor. Bu geceye de katılamamış. Yengesinin, Cem Tatlıtuğ'un eşinin şarkı söylediği bir mekandalar. Onu dinlemeye gelmişler. Destek de oluyor aileye. Bu bebek ailedeki bütün şeyleri de çözecek bence. Tabii yani artık iki insan evlenmiş, birbirlerini de sevmişler. Çocukları da olacak yani hala böyle negatif olmak... hiçbir anne yani benim oğlumu ben dünyalara bile layık görmesem benim oğlum bir kızı sevmiş. O kız da ona zararlı bir kız da değil. Onu da seviyor. Ona da yararı var. Değil mi? Ben başımın üzerine aynı bak Hadise'nin konuşuyoruz. Hadise ne büyük skandalların içinden geldi. Hayatında yeni bir sevgilisi var ve sevgilisinin annesi muhafazakar bir hanım. Ve bütün bunlara rağmen çıplak konserlere çıkıyor değil mi? Hani o çıplak derken yani mayolarla çıkıyor falan. Onun aslında kendi tarzına çok farklı. Üzerinde skandallar çıktı bilmem. Bütün bunlara rağmen kadıncağız oğlu seviyor diye, oğlu istiyor diye Hadise'yle bir arada yemekte bulundu değil mi? Demek ki kabul etti. Şimdi burada da Kıvancı'nın da ailesi başta tabii tepki verdi ve düğünlerinde de nikahlarında da Paris'teki nikahlarında olmadılar biliyorsunuz. Ve bir ara sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam annesinin bir paylaşımı mı oldu birisilerinin oldu falan ama Kıvanç'ın buradaki duruşunu her zaman çok takdir ettim. Çünkü Kıvanç inandığı yolda sevdiği kadının yanında oldu. Ailesine de bunu kabul ettirdi. Adam gibi evet, adam. Yani bravo ailesi de bugün onların yanında şimdi hatanın neresinden dönülürse kârdır. Benim oğlum değil. O bir birey. O tek başına bir çocuk. Onun tercihi. Onun tercihi, onun hayatı, onun kurduğu aile. Özellikle Kıvanç baba olduktan sonra bu tarz eğer negatiflikler devam etseydi daha da çok kızardı ailesine. Anne baba olunca Kıvanç daha öyle çok, bir çocuk. Daha Kıvanç taviz veren bir çocuk biliyorsun. Değil. Yani evet. İşte biz seninle görüşmeyiz öyle olur. Böyle görüşmezsiniz, görüşmeyin diye dedi. Ve gayet bir şekilde çünkü kim burada dik durursa o kazanır. Her bu işte zaman. Bu böyledir. Her zaman. Şimdi o yüzden de hak ettiği mutluluğu yaşayacak. Şimdi Kıvanç. Dünya güzeli bir bebeği olacak. Allah da izin verirse valla bizde bir telaş bir mutluluk bebeği olacak diye. Ama bizim evet. Telaşlarımız bitmiyor. Kral geliyor. Dan dan dan. Evet efendim Avrupa gol kralı. Türkiye'ye futbol camiasına imzasını atmış bir futbolcu Tanju Çolak. Bakmayın biz magazin programı olduğu için magazin tarafından bakıyoruz ama gerçekten çok önemli, çok değerli. Adını altın harflerle yazdırarak altın ayakkabılara almış bir marka. Isim. Gerçekten. Bir marka geliyor az sonrasıyla beraber Tanju Çolak. Ve çok Tanju da komik Çolak. Bir adamdır. O yüzden biraz sonra sakın ekranlarınızın başına oturun. Neler olacak neler? Neler olacak buyurun görün izleyelim. Bakalım. Evet meda iftarımız Tanju Çolak şu anda stüdyoda yerini aldı. Allah'ım. Ay senle spor programı yapmak istedi canım birden beri. Benim bir dakika benim spor direkt magazin istedi. Spor programına mı geldin? Ya şimdi bak bakalım spor yapmış gibi olacağım buradan çıkarken. Bak beyin olarak. Çok teklif aldım bak üstüme gelme. Teklif. Bilal dedi ki lütfen bundan sonraki programlarımda yer ararsan çok mutlu olurum. Bir diyor. Şey söyleyeyim bizim zaten biraz üçüncü şey koltuğumuz boş. Üçüncü bizim buraya gelen gidiyor ama. Şöyle bu arıza koltuğu. Buraya gelen gidiyor. Arızalı koltuk o. Orada arıza yapıyor gidiyor. Tamam arızaları alıyor zaten. Oturayım. Sen şöyle vallahi bir şey söyleyeyim mi sen? Beni yerleş. Tanıyorsun. Benim reytingim iyidir. Senin reytingin çok iyidir. Bak yarın göreceksin hepsinle açık ara gideriz. İddia ediyorum. Allah bak, Allah. İddia ediyorum. İddialı konuşuyorum. Çünkü halkın bana ne kadar baktığını, sevgisini, saygısını gittiğim yerde görüyorum, izliyorum. Bundan mutlu oluyorum. Bugün de farklı olacak. Çünkü sen kimsenin kalbini kırmıyorsun. Yıllardır bir marka. Nasıl kırayım ya? Yıllardır insanların gönlüne tat kurmuş. Bir yan kıramam ya. Evet öyle vallahi kıramam. Yani. Ben çok duygusal bir adamım. Biraz sonra ağlarım vallahi. Yemin ediyorum. Her şey ağlarım. Var. Ağlarım yani ben çok böyle duygusal bir adamım. Üzülüyorum televizyonu seyrediyorum. Bakıyorum bir kız bir şey olmuş kadınlara. Hemen üzülüyorum şöyle kalıyorum böyle yapma ya bunu da mı yaptın? Dün akşam bir televizyon programında kadına vuruyor bağırıyor onu arıyormuş polisler. Allah'ım dedim inşallah bu polisler bir an önce bulsun şu adamı da.
bir ısırsınlar bir. Ama gereğini de yapmıyorlar. Ya biraz verin cezayı ya. Verin cezayı, bol verin ya. Aynen değil mi? Yasalardan bahsediyor. Çok da doğru söylüyor. Nasıl sizleri gidiyor? İzlemek çok keyifli. Çok teşekkür ederim. Beğeniyor musun programı? Harikasınız. Tespitlerimizi seviyoruz. Vallahi harikasınız. Fazlalık vardı gitmiş. Biz eve böyle. Ama burası bir şey, kuaför salonuna dönmüş. Harikasınız ya valla. Çok program yaptım ama böyle bir şey görmedim. Yani? İki dünya savaşı, dört dünya kupası gördüm. Ben böyle bir stüdyo görmedim. Böyle, ne istiyorsanız var arkadaşlar. Her şey var. Arkada çok şey var. Çok inanamazsın. Şey var. Ama bu başarının sırrı Bilal ve ekibi. Bilal Özbilgi. Valla Bilal, ben dedim ki Bilal bana konum at dedim. Evet. Bilal saat 2'de konum atmış buraya gelirken. Bilal uyumaz çünkü. Bilal hiç uyumaz evet. Bizim ekibimiz işte neden biz en iyi televizyon programı. Buradan geliyor ama. Çok emek var. O yüzden biz birbirimize hiç laf söyletmeyiz. Söyletmeyiz. Yani söylenecek bir şey. Cepheyi biz hiç şey açmayız öyle. Çünkü 2'de geliyor adam, hiç uyumuyor. Yıllardır burada emek veriyoruz. Hiç kimsenin burada kimseye saygısızlığı söz konusu bile olamaz. Olunca da gidiyorlar. Neden mesela en iyi programımız? En iyi program, en fazla seyredilen programımız. Tabii. Gündemi biz belirliyoruz. Yani bunun sebebi tabii ki buradaki bir ekip çalışması, birbirine saygı. Saygısızlık yapanı gönderiyoruz. Saygılı, sevgili bir şekilde gönderiyoruz. Dedik ki biz en saygılı kim? Tanju Çolak gelsin dedik. Yani Tanju dedik. Hem sevgili hem eski saygılı. Eski arkadaşım, kardeşim benim. Ha. Hiç sorun değil. Şimdi biraz sonra dosyaları, kitapları, detayları. Ya konuşacağız. Ben konuşmaktan çekinmem, korkmam. Herkese saygım var. Tabii ki. O yüzden sorun değil. Ne istiyorsanız sorun. Tabii. İşte bunlar çok önemli bunlar şeyler. Bunlar çok önemli. Çok bunların hepsini şeyler. Konuşacağız. Bunlar gerçekten. Yok, ben şimdi kadar, ne olmuş? Şunun kadar. Altını istersen bir yere koy. Heh, altını da takalım. Yani ben iki, bir tane biliyordum. Evdeyken birini almışlar. Arkadaşlar evet. Hatıra olarak almışlar. Aa. Evet. Yapacak bir şey yok. Hatıra olarak çalmışlar bence. Nasıl yani? Senin Ay çok inanılmaz bir şey soracağım. Gerçekten maşallah yani. Bence çalmışlar da sen kibarlık yapıyorsun. Kim çaldı çocuğu? Bunlar çok özel şeyler. Bunlar çok özel başarılar. Ve tabii ki hadi bir izleyelim bakalım Tanju Çolak'ı. Türk futbolunun efsane ismi, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük 48 golcüsünden biri. Bir dönem hem yeşil sahaların hem de magazin dünyasının yıldızı, statların ve stüdyoların gözde ismi Tanju Çolak söylemezsem olmaza geliyor. Söylemezsem olmaz stüdyosunda nostalji rüzgarı esiyor. Futbola memleketi Samsun'da başlayan Tanju Çolak, transfer olduğu Samsun Spor'da deyim yerinde ise kariyer basamaklarını çifter çifter çıktı. Türkiye'nin gol kralı olarak Galatasaray'a transfer oldu. Tüm Türkiye'nin parmakla gösterdiği Tanju artık sadece kariyer değil, şöhret basamaklarında hızla tırmanmaya başladı. 1988 yılı futbol sezonunda tam 39 gol atan Tanju, Avrupa'nın en iyi golcüsü olarak altın ayakkabının sahibi oldu. Bir Türk futbolcusunun gelebildiği en üst noktaya ulaştı. Ondan sonra da ona yaklaşabilen bir isim olmadı. Yıllar sonra futbolda otorite sayılan İsviçre İstatistik Kurumu da Tanju Çolak'ı gelmiş geçmiş en büyük 48 futbol efsanesinden biri olarak ilan etti ve bu realiteyi tescilledi. Artık herkesin aklında Tanju, Tanju'nun aklında ise 3 şey vardı. Başarısının yaşamını etkisi olarak gördüğü lüks araba, dönemin zenginlik sembolü benzin istasyonu ve o dönem Türk erkeklerin hayalini süsleyen Hürya Avşar. 1983 yılında evlendiği Ays Çolak'la mutlu bir evliliği olan Tanju, 1989 yılında Hülya Avşar'la tanışır. 6 yıllık evliliğine ve karısı Ays Çolak'a hamile olmasına rağmen Avşar kızıyla fırtınalı bir aşk yelken açar. Herkes onların yasak aşkını konuşurken onların gözü birbirlerinden başka bir şey görmez. Magazin ve spor camiası, hatta halk ikiye bölünmüş, kimi Tanju ve Hülya'nın evlenmesini, kimi de Tanju'nun yuvasına dönmesini savunmuştu. Bu sırada belki de Tanju Hülya aşkını heves olarak gören Ays Çolak harekete geçip Hülya Avşar hakkında zina davası açar. Zina suçuyla mahkemeye çıkan Hülya Avşar ise Tanju Çolak birlikteliğini ileri derecede arkadaşlık diyerek tanımlar. Zina davası, Tanju'nun kariyerindeki düşüş ve kamuoyu baskısı derken büyük aşk biter. Tanju yuvasına döner. Ays Çolak'ın davasından vazgeçmesiyle ilgili 3 ay yıl hapis cezasından kurtulur. Bu olaydan sonra Tanju diğer hayallerinin peşine düşer. Önce Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olarak hayatında yeni bir sayfa açan Çolak ardından ticarete atılır. Benzin istasyonu açmaz belki ama girdiği diğer işlerde yolunda gitmez ve bu hevesi de kursağında kalır.
Ardından lüks araba sevdasına düşer. Kendisine bir lüks araba alır. Sancı'nın başına gelmeyen kalmaz. Kaçakçılık ve dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısına çıkar. Tutuksuz yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılır. Tanju kararı itiraz eder. Ancak Yargıtay cezayı onaylar ve Avrupa gol kralı Tanju 24 ay hapis yatar. Futbol kariyerini böylece noktalandıran Tanju, parlak kariyeri ve sansasyon hayatıyla her dönem adından söz ettirir. Yorumculuk ve teknik direktörlük yaparak spor camiasında hala önemli bir yere sahip olan Çolak, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın çıkışıyla yeniden magazin sayfalarında yerini aldı. Avşar kızı katıldığı bir programda Tanju'yu silmedim dedi. Dillere düşen Yasak Aşk magazin tarihinin tozlu raflarından indirildi. Avşar'ın bu açıklamalarından sonra gözlerin çevrildiği Tanju Çolak geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozdu. Avşar'ın sıcak mesajına hoşuma gitmedi desem yalan olur dedi ve teşekkür etti. Yıllar sonra yeniden gündeme gelen Yasak Aşk'ın ardından Tanju Çolak ilk kez söylemezsem olmaza konuk oluyor. Ve geçmişten günümüze hakkında merak edilen tüm sorulara stüdyomuza cevap veriyor. Öncelikle bize kızmadın inşallah. Çünkü bütün hayatınla alakalı tüm detayları izleyiciye her zaman olduğumuz gibi şeffaf bir şekilde göstermek durumundaydı. Yok, hiç kızmadım. Neden kızmadım? Yaşanmış şeyler. Saygı duymak lazım. Yaşandı ve bitti. Yaşandı ama bitti. Ne yazık ki ülkemizde yaşanıyor ama bitmiyor. İşlerine geldikleri bitiyor, işlerine gelmedikleri bitmez tekrar temiz planı. Bu bitecek bir şey değil yani. Nasıl canım? Şimdi şöyle, hemen ben dosyayı açıyorum. İlk önce şunu söyleyeceğim. Gerçekten bu altın ayakkabıları alarak, eğer Tanju'nun o günkü şartlarda lisanı olmuş olsaydı, çünkü ödül törenine çıktı, sadece teşekkür edebildi. Hiç unutmuyorum. Evet. Ve çok o zaman, doğru söylüyor. Bir konuşabilseydi. Vardı da mı okuyamadık hanımefendi? Tamam ama biz yani Samsun'da köyde, Bafra'da köyde hayatımızı idame ettik. Topçu olduk, futbolcu olduk. Çok başarılı. Hep en büyük eksikliğim, hiç unutamıyorum, 15 yaşında, 16 yaşında milli takımla Romanya'ya gittim. Hı. Konumuza geleceğim. Abi herkes konuşuyor, biz konuşamıyoruz. Değil. Bizi babamız, annemiz başlarken ortaokula demişler ki Almanca mı, İngilizce mi, Fransızca mı diye seçmeli dil var. Evet. Hangini istiyorsan seçiyorsun. Sen kuş dilini seçmişsin. Hayır, ben seçime hakkım yok. Babam, annem Almanca'yı seçmişler. Niye? Ha. Bu 73-74 zamanı veya 75. Herkes Almanya'ya çok gidiyor. Göç vardı. Hı. Hadi demişler, Tanju'yu biz Almanca okutalım. Evlendiririz, işçi olarak Almanya'da çalışır, hayatına devam eder. Mantığıyla ya. Gitmiş yani. Olay bundan ya. İbaret. Ben şimdi Almanca biliyorum, az biliyorum. Ama İngilizce bilmek için çaba gösteremedim. Tabii, hep dedim ki gelince Türkiye'ye kursa gideceğim, onu yapacağım, bunu yapacağım. Olmuyor. Çünkü yani. O günkü şartlarla altın ayakkabıyı aldın da çıktı. Ve herkes tabii bir konuşma bekledi ve Tanju onu yapamadı orada. Bir teşekkür edebildi. Bir dakika, sadece. Bir şey daha söyleyeceğim ama. Söyle. Selen, bilmediğim bir şey var. Benim yanımda oraya gittiğimiz zaman bütün Galatasaray camiası, Ergun Gürsoy'dan Özhan Canaydın'a kadar, rahmetliye kadar herkes vardı. Ve biz bu hanımefendiyle konuşurken 3 tane yabancı dil bilen yanımızda şeyimiz vardı, tercümanımız vardı. Fakat dedi ki konuşma olmayacak, sadece ayakkabı verilecek, soru dahi sorulmayacak dendi. Ama ne yazık ki hanımefendi gol attı bana. Evet. Ayakkabıyı verdikten sonra hayatımda idealim, örnek aldığım kişi Gert Müller'di. Şok oldum zaten onu görünce, bilgim yoktu. Onu görünce kalp nabız atış yükseldi. Ondan sonra uzattı bana mikrofonu. Arkadaş, ben thank you dedim. Başka bir şey diyemedim. Thank you dedim. Biz sana ya. Teşekkür ederiz asıl. Ne yani, konuşsam bir ya şey evet, fark. Hep onu konuşuyor millet. Ya arkadaş, bak 85 milyon insan var Türkiye'de. Heh. Ya böyle ayakkabıları olan bir tane adam yok ya. Ya şimdi Allah aşkına. Böyle bir ayakkabıları olan adamın bir de lisan olsaydı sen bugün dünyada da çok önemli yerdeydin diye düşünüyorum ben. Katılıyorum. O yüzden sadece onu eleştiri anlamda söylemiyorum. Şanssızlık olarak. Kesinlikle. Ama hayatımızın akışı da ortada. Yani o dönem yabancı dile çok da önem verilmiyordu ya. Verilmiyor, doğru. Yani yeter ki geçelim diyoruz. Yeter ki sınıfı geçelim. Başka bir şeyimiz yoktu ki. Bir de futbolu tercih edince hep böyle bir eğitimden çok futbol daha da çok konsantre olduğumuz bir şey haline tabii geliyor değil mi? Tabii. Şu anda da maalesef öyle. Peki dosyayı açacağız. Açın ama bu dosyayı açalım. Bir daha da açmadan kapatalım. Ya aslında yani kapanmıştı da. Hülya Avşar bir programa çıkıp senin telefonunu hala silmediğini söyleyince, sen yıllar önceki telefonunu mu kullanıyorsun? Hayır. Ya o sil onu Hülya Hanım.
Sil o bak geçmişte kalmış. Benim numaramın onda olduğunu düşünmüyorum. Ama o, hoşluk yapmış. Sadece rencide etmemek için, sildim dememek kesinlikle için öyle söylemiştir. Ben bunu bakınız çok, çok ince için düşünüp bunu yapmış. Evet. Ben teşekkür ettim. Tabii. Ya arkadaşlar bir yaşanmışlık var mı? Var. Var. Evet. Bunu inkar etme şansın var mı? Yok. Herkes bana neresiyle güler? Evet. Anlıyla güler, konuyla güler. Güler ya. Güler güler. Herkes doğru güler ya. Ben çok dobra, çok samimi, içten duygularla buraya gelip ikiniz de arkadaşımsınız. Canım öyle mi? Mı? Ne istiyorsanız sorabilirsiniz ama önce bir izleyeceğiz. Bir seferliğe mahsus. Bir seferlik. Bundan sonra yoksa çünkü benim ailem var. Tabii. Ona saygı duyulması lazım. Çok güzel bir müjde daha birazdan vereceğiz evet ona. Şimdi bir bakalım Hülya Avşar ne söylemişti? Vallahi ayakkabıya söylüyor. Bugüne kadar hep hiçbir zaman kabullenmedik, hep hata ettim dedi. Niye doğruyu söyleyelim ya? Ya bugüne kadar konuşmaların hepsinde hata ettim dedi. Ya niye hataydı bilmiyorum. 3 yıllık bir hata oldu mu anlamış da değilim. Yani ya hata demek bu çok çirkin bir yaklaşım. Bilmiyorum yanlış mı? Hata 3 yıl sürmez diyor Tarcı Çolak. Hata ettim derken evet seninle yaşamış olduğu aşkla ilgili değil. Senin o günkü konumunun evli olmuş olmandan, evli bir adamla Sağır beraber olmandan. Sağır Sultan biliyordu olmadı şekerim. Tamam ama o biliyordu, o da biliyordu. Of, of, of. Ama bugünkü kafalı sana aşık oldu, sen de ona aşık oldun. İnkar etmiyorum. Yani çok ama aşık aşk oldular. Aşk bitti. Tamam, bugün bak, ailemiz şimdi var, hayat şimdi devam ediyor. Tamam, oğlum bugüne var, kızım döneceğiz, var. Bugüne döneceğiz. Eşim var. O zaman yani da vardı ama şimdi ben o güne dönüyorum. Ben lise 1'de okuyorum. Sanatçı falan değilim. Hülya'yı çok seviyorum. Ve Hülya'da kalıyorum. Çünkü annemle tartışmışım. Hülya'nın evinde kalıyorum. Benim veliliğimi üstlenmiş. Okula Hülya'nın evinden geliyorum. Bu arada da Emrel abla, Hülya'nın annesi, evde devamlı terör estiriyor. Çünkü Hülya'nın Tanju'yla olan aşkını öğrendi. Ve ben Hülya'yla düşün aynı yatakta yatıyorum. Hmm. Aynı yatakta yatıyoruz. Bir tane telefon var. Uzun kablolu salondan yukarıya. Tanju'yla geceleri bu yorganın altından bu kamptayken telefonda konuşuyor artık. Allah. Ne yapıyor bilmiyorum. Bir gün hiç unutmuyorum. Emel abla yorganı açtığı gibi bunu saçlarından bir tuttu. Ne diyorsun? Aa, tabii yerlerde sürükledi. Eyvah, elinden eyvah alamadım. Yapma Emel ablacığım falan filan. Neyse bunlar tabii. Babana dedi ki Hülya, ya, Seren dedi şeye gidiyor. Seni bugün dedi okuldan alacağım. Şeye gideceğiz. Florya'ya. Ondan sonra biz ben de işte talebeyim. Beni Hülya aldı şeyden arabadan. Ama arabadan diyorum okuldan. Tanju'nun yanına gittik. Tanju'da o zaman Galatasaray kampı Florya'da mı nerede? Evet Metin Oktay. Hala evet orada mı bilmiyorum. Hala orada. Bu da çıktı hiç unutmuyorum. Ben de tabii şimdi Hülya'ya aşığım tabii çocuğum yani lise 1. Bu da yani Tanju abi diyorum Hülya acayip ikisine de yani ikisine de çok sevgim var. Öğrenciyim sonuç olarak yani. Neyse bunlar tabii özel bir şey konuşacaklar. Yanlarında ben varım. Ben olmadan da gidemiyor Hülya. Gitme annesinden kadın korkuyor. O yüzden bunlar beni arabada sen dediler bekle. Ah. Ama yürüyecekler çünkü orası kamp alanı. Gidiyorlar geliyorlar. Ben bir yere gitmeyeyim bir şey olmasın diye üstümden de Hülya kilitledi arabayı. Hiç hı-hı unutmuyorum yani hayatımda hiç benim böyle kafamdan gitmeyen sahnelerdir. Ve o zaman tabii çok büyük bir aşk yaşıyorlardı. Ve ben bilmiyorum haberim bile yok bu evde miydi. Çünkü öğrenciyim o zaman o kafalarda falan değilim. Sonra birkaç kere de yemeğe giderken yanlarında oldum. Sonra bir gün hiç unutmuyorum Hülya evde çok ağladı. İşte annesi çok kızdı ona. Ölümü çiğnersin dedi bir ya daha dedi görüşürsen dedi. Ama hep ölümü çiğnersin diyor ama onu kandırıyordu yani bir şekilde. Aşık oldu yani engel olamadık yani. Hülya da çok gençti. Yani o zaman da Hülya da herhalde bir 25 arkadaşlar, yaşında falandı değil mi? Arkadaşlar konuştuğumuz şey 1988 yılından bahsediyor. Tabii. 88, 98, 2008, 2018. Ne kadar yani olmuş? Tam 33-34 yıl önceki yaşanmışlıkları tabii evet konuşuyorsunuz. Tabii bunların hepsi yaşanmış doğru. Hmm. Anlattıklarının hepsine altına imza atıyorum. Ben böyle bir karakterim. Ama şimdi benim üzüldüğüm şu var. Ya arkadaş hep beni bununla niye gündeme getiriyorsunuz? Şunlar var ya bunlar. Çok özel şeyler onlar arkadaşlar. Dünyada kimse de yok. Yani her sene bir tane veriliyor bundan. Her sene bir tane veriliyor ben bundan. Evet altın ayakkabıdan. Yani bu ayakkabıdan bir tane veriliyor. Bunlar konuşulmuyor. Hanımefendi konuşuluyor. Peki, veya bir şey ben konuşuyorum. Ben bundan yoruldum. Yorulduğum için bak yemin ediyorum o yüzden buradayım. Ben bir şey sormak istiyorum o lütfen zaman. Şimdi demin dedin ki hoşuma da gitmedi değil. Evet yani. Dedin ki bak dedin Hülya dedim buna hata diyor. Ama bu hata mıydı? Biz 3 yıl yaşadık bunu dedin. Evet. Demek ki bunu sen hata olarak görmemişsin. Değerin bu. Tabii ki görmediğimi söylüyorum. Ben Samsun'dan gelirken biraz evvel vardı benzin istasyonu. Hı-hı. Ondan sonra araba. Lüks arabalar. Sonra da Hülya Avşar'la tanışmaktı.
Bunlar ben üçünü de yaşadım. Sen üçünü de elde ettim. Evet evet. Üçünü de yani arabamda oldu. Benzin istasyonumda oldu. Yani netice olarak şunu anlatmak istiyorum. Hayat devam ediyor. Benim çok cici bir kızım var. Melis Allah Naz bağışlasın. Diye. Hepimizinkini. Oğlum var Anıl Çolak diye. Şimdi gelinim var. Pazartesi günü teklif almama rağmen düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Müjdeyi veriyoruz. Evet. Müjdeyi verelim. Amerika'ya gidiyorsun. Neden? Amerika'ya gidiyorum. Evet. Canımsın. Sağ ol. Oğlumun eşi Amerikalı. Evet. Emeli. Hamile. Doğum yapacak. Doğum evet. yapacak. 3 Aralık'la 8 Aralık arası. Ben de pazartesi günü sabah uçağıyla Washington'a uçacağım. Sen dede oluyorsun. Dede oluyorum. Torun evet. geliyor. Yani şimdi torun. Bizi eşim seyrediyor, kızım seyrediyor, oğlum seyrediyor. Onlara sevgilerimi sunuyorum. Çok benim sevgiler, için, sevgiler, benim için çok değerliler. Yani. Benim Tabii için ki. Çok özeller. Onlar benim dünyam. Onlar benim vazgeçilmezim zaten. Hem eşim. Ona da teşekkür ediyorum. O çok sabırlı davrandı değil mi? Çok sabırlı davrandı. Evet. Çok ona da teşekkür ediyorum. Bak Türkiye'nin huzurunda benim için çok özel bir insan. Çok karakterli duruşuyla. Ya şu örneği vereyim sana ya. Şimdi ikimiz oturuyoruz bir baktım televizyonda Hülya Hanım dedi ki ben Aysu'dan özür diledim dedi. Ben şok oldum. Döndüm. Doğru mu dedim? Evet dedi. Bana niye söylemedin dedim. Niye söyleyeyim ki dedi. Bak ya Hülya Hanım arayıp telefonla konuşup Hülya, özür dilemiş. Anla, işte, bak, Hülya evet. Evet ya bu da ha, çok güzel bir şey. Şimdi çünkü. Ben güzel bir şey diyorum. Bak, bu önemli herkes bir şey. Herkes bir şey tırnak yayıyor. Bir şey. Arkadaşlar yaşanmışları söylemek zorundayız. Oynamak zorunda değilim. Ben oynayamam. Ya. Oynayamıyorum. Ve ben sonra annem buradan seyrediyor, babam seyrediyor, Aysu Hanım oradan seyrediyor. Ya hep ben ailemi çok seviyorum. İyi ki vartınız. Sizlere sevgilerimi sunuyorum en kısa zamanda. Amerika'dayım ya. Şimdi bir şey nokta. Soracağım ama peki. Yani bunu inkar etmemiz çok ne zor. Ne güzel bir şey. Bak. Buradaki örneğe bakar mısınız? Burada diyor ki adam, evet ben evliyken Hülya Avşar'a aşık oldum. Hülya Avşar da bana aşık oldu. Ve biz böyle bir şey 3 yıl yaşadık. Fakat bunun hata, yani hata derken evli olduğu için hata aslında. Tabii ki. Evli olduğu Tabii için canım. Hata. Biz birbirimiz için hata değiliz ama evli olduğu konumundan dolayı hata olduğu için Hülya Avşar, Tanju Çolak'ın eşini arayıp özür diliyor. Böyle bir şey ona yaşattığı için. Bak bu da çok önemli. Şu da çok önemli ama Aysu Hanım da onu yıllarca söylemiyor. Vallahi ya Bircan böyle bir şey olamaz canım. Sen çok güzel iki kadına denk gelmişsin. Sen ne diyorsun yani? Ya Vallahi gerçekten Aysu Hanım'ın helal. Sabrı, kabullenmesi... Yani hala coşkuyla bizi sevgili sevmesi bunlar çok özel çok güzel önemli. Şeyler ya. Bak, ben bununla gurur duyuyorum ya. Ben tebrik ya. Ediyorum. Çünkü hiçbirimiz bu olgunluğu, bu sabrı gösteremezdik. Ben bir şey sormak istiyorum. Sizleriniz çünkü bütün Türkiye seyrediyor şu anda. Ve şu anda bu zina yasasının kaldırılmasından ötürü bütün evlilikler çatırdıyor Tanju. Yani çünkü hiç kimsenin... Hiç kimseye bir korkusu kalmadı. Herkes herkese ailesini yıkmakla meşgul. Ve bunlar bana bir şey olmaz, ona bir şey olmaz, şuna bir şey olmaz diye ortalarda dolaşıyorlar. Şunu merak ediyorum. O günkü şartlarda Hülya ile aşkı 3 yıl sürdüğü için evde ne gibi şeyler yaşadın? Yani çünkü sonuçta da benim kocam bir kadınla bütün gazetelerde, televizyonlarda... Benim kendi evim de mi? Evet. Kendi evinde. Oradaki münakaşalar oluyor muydu yani? Ne oldu? Yani hiç bunu böyle çok birebir konuşup da kavga tartışmayı yaşamadık. Ha, ne yapayım işte bunu merak ediyorum. Nasıl atlattı diyorum. Öyle bir şey yok mu? Vallahi yok. İnkar edemez. Yani evde... O kadar ha? Yani konuşmayalım dedim. Ya zaten ben karar verdim. Döndüm. Ay söyledim ki lütfen dedim. Hülya Hanım'ın adını almayalım bir daha. Biz hayatımıza devam edelim. Peki sen Hayat o sırada ayrılmayı yani. Düşündün. Ya bu konuşursa... Ha? Tabii düşündüm. Boşanmayı düşündün tabii, mi? Tabii. Yani ben... Arkadaş 30 sene evvel aşık oluyorsun. Bugün herkes sosyal medyada. Tabii. Herkes birbiriyle konuşuyor. Çok haklısın. Herkes yapılıyor. Evet evet. Ama biz o zaman Hülya Hanım'a ben boşanma davası da açmıştım. Açtı çünkü açtım. O zaman ayrılmak istedim. Aynen evet. Öyledir. Doğrudur. Hepsi doğrudur. Peki neden vazgeçtin? Ne oldu da bitti Hülya ile? Orayı ben çünkü hatırlamıyorum şu an gerçekten. Ne oldu da bitti? Onu çok özel olarak size program sonrası anlatayım. O zaman ona girme. Ne oldu da boşanmaktan vazgeçtin? Şimdi dur. Reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra bu çok özel dediği şeyi biz burada tabii ki anlattıracağız. Şimdi reklamlar. Yani hiç bitmesin dediğimiz bir yayın değil mi ya? Biz kesinlikle reklam çünkü arasında daha bile... soracaklarınız ve cevaplarımızın hepsini de alamadık. Ben senin biraz... Alamazsın ama. Yani. Biraz da bana kalsın. Alırım. Müsaade et yani. Alırım. Hayır şöyle şu kadarını alırım. Şimdi bir sürü evli beyefendi seni izliyor. Bir sürü... Bir kere Tanju Çolak hayranı çok ve ben sinir oluyorum sana. Sergen teknik direktörlük yapıyor.
Televizyon programına televizyon programı yapıyor birçok eski futbolcu. Senin altın bileziklerin bu kadar çokken senin televizyonda olmaman ve bu kadar espiritüel, bu kadar konuştuğunu dinleten, reytingli bir adam olarak buna şahit ediyorum. Bir kere televizyonda görmek istiyorum seni. Bu bir. Peki güzel. Ben de istiyorum kendimi biz televizyonda görmek. Biz transfer ettik diyor. Bilal daha karıştırmayın ama, diyor. Ama neyi? Biz transfer ettik daha kimseyi karıştırmayın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Tanju Çolak. Çünkü ben geçen gün şunu konuştuk. Bir kulüp başkanının, bir antrenörün birazcık artistik nosyonunda olması gerekiyor. Gerçekten. Yani hani Fatih Terim'de de vardır ya böyle. Evet, evet, evet. Bak, var olanlar var. Devamını sürdürür. Var olanlar. Evet. Bak mesela yaşamında, Sinan Engin'de de var işte. Var. Sinan, var. Sinan da güzel kardeşti. Artist, adamdır. Sinan Engin. Bak o da, Sergen'de de var. Hı? Bak Sergen şu anda teknik direktörlük yapıyor. Hiç Sergen'den düşünebilir miydim ben o kadar haylaz Sergen'den at yarışları oynayan, kumarlar oynayan falan. Adam resmen başarılı oldu. Yani Tanju Çolak gibi altın ayakkabılar kazanan bir adamın da kesinlikle... Ya sen ne yapıyorsun? Bir silkelen yani. Niye sen televizyonda arkadaş diyorsun? Çıkartmıyorlar. Kim çıkartmıyor? Çok dik konuşuyormuşum. Çok doğruları söylüyormuşum. Taraf olmuyormuşum. Ya Seren vallahi böyle ya. Allah Allah. Nasıl anlatayım sana? Ben üzülüyorum Seren. Ben orada olmak istemiyor muyum zannediyorsun? Asla değil. Benim işim bu. Başarılı olduğum iş bu. Evet. Gollerimle insanları sokağa çıkardım. Mutlu ettim. Yani onurlandırdım. Kardeş ama ben ne yapmam lazım? Yalvarmam mı lazım? Hayır. Ne yapmam lazım? Şimdi futbolu mu unuttum? Hayır, ben televizyonda maçı seyrediyorum. Golün geleceği dakikayı bile görüyorum. Yani sen 10 saniye, 20 saniye evvel. Şimdi bir programda A-Spor'da program yapıyorum. Evet. Konuğum. Evet. Ümit abiyle. Program reytingleri süper. Evet. Bir telefon geliyor. Evet. Program iptal. Niye? Bütçeden dolayı. Aldım bütçeyi biliyor musunuz? Söylemeyelim. He? Ne kadar söyle ya. İstemediğim halde. Bak. Kardeş bünyemiz kötü bir şey söylemiyor. Ha, ben istemiyorum hayır, dedim. Yani, hayır istemiyorum dedim adam. Bu bana verdiğiniz komik para dedim. Lütfen ha. İstemiyorum dedim ya. Dedim ki kime istiyorsanız bir yere bağış yapın dedim. Bu para ne ya dedim. Ha. Yani size söylerim sonra gülersiniz. Tamam. Yani inanamazsınız. Ama sen de kaldırdın. Birileri alıyor 300, 500, 800... Hmm. Birileri alıyor 1, 2, 3, 4. Bak olmaz. İnanamazsınız bu kadar farklılık var. Peki. Ya benim suçum ne diyorum ya benim suçum bu ayakkabıları almış olmam mı? Bu golleri atıp ülkemdeki güzel insanları sokağa dökmem mi? Ya suçum sen bu. Çok da iyi konuşan bir adamsın. Tespitlerin ya, de doğru yani. Yani biz bilmiyormuşuz biz hep aynı şeyleri konuşuyormuşuz. Öyle bir söylem var. Arkadaşlar niye bu insanlar bizi şu anda ekranda iddia ediyorum. Bugünün şampiyonuyuz. Bakın bugünün şampiyonuyuz. Yani hanımefendi konuştuk diye değil. Beni özlemiş insanlar. Zaten buradaki iki arkadaş harika şeyler yapıyor. Muhteşem işlere imza atıyorlar. Bundan güzel çok bir şey var mı ya? Ya bu program vazgeçilmez bir program. Şimdi ne diyor Bilal kardeşim? Kaç yıldır magazinin içinde? Bilal 13 yaşından beri. Yani, adam diyor ki seni transfer etmek istiyorum. Lütfen gel oraya otur diyor. Hep otur evet, diyor. Senin bak ya bak bir magazin dünyasının şampiyonu Tanju Çolak futbolcuyu buraya davet ediyor ama gel gör ki futbolu yönetenler, futbolun televizyon müdürleri ve bunlar benim, inan Seren, bunlar benim Bircan'cığım, peşimden koşanlar, tabii, bana haber yapanlar bugün spor müdürleri. Yani Galatasaray'da, Fenerbahçe'de oynarken ben, bunlar orada muhabirdi. Peki bir şey sorayım, teknik direktörlük niye yapmayı düşünmedin? Düşündüm, Siirt Spor'da yaptım. B milli takımda yaptım. Genç milli takımda yaptım. Daha iyi bir şeylerde. Mesela Fenerbahçe'nin teknik direktörü bana göre... Yok hiç iyi, bizi almazlar hiç, oraya. Hiç, hayır, niye mesela, bizi almazlar dedin? Ya arkadaş şimdi ben Galatasaraylıyım. Fenerbahçe'ye transfer oldum. Ama Fenerbahçe'de de oynadın. He. Oynadım evet. Evet. Ama şimdi ben her yerde Galatasaraylıyım dedim. Hı. Evet Galatasaraylı. Çocukluğumdan beri. İnkar edemem. Bak burada nasıl ben biraz evvel çok gerilere gittik. İnkar ettim mi? Hayır. Hayatım boyunca etmedim. İşte benim... Bu duruşumu seviyor bu halk. Benim bu adamlığımı seviyor bu halk. Fatih Terim'in yanında mesela yan şey olabilir. Çok isterim. Çok iyi o zaman olmaz bir mı? Anımı anlatayım müsaade. Ya çünkü neden biliyor musun? Bak, acayip bir enerjim bir anımı anlatayım var. Seren. Bircan canım. Şimdi antrenörlüğe başladım. Fatih Hocam Fiorentina'dan. Fatih Hoca'ya mektup yolladım. Hocam sizin liderlik vasfınızı. Antrenörlüğünüzü, teknik direktörlüğünü çok beğeniyorum. Ben sizin yanınızda asistan olarak
çalışmak istiyorum. Aferin. Estağfurullah ben, tabii ama. Ben huni taşıyayım. Ben ayakkabı taşıyayım, top taşıyayım. Ama ben senin yanında staj görmek istiyorum. Ne olur bir iki aylığına yanına geleyim dedim. Ayan Bermek'tir. Mektubu verdiğim kişi, o da götürdü. Fatih hocama verdi. Red cevabı geldi. Sonra Milan'a gitti bir sene sonra. Milan'dayken de yazdım. Hocam beni kendinden etme. Görmek istiyorum, yaşamak istiyorum. Nasıl bir farklılığım var? Özelliğin nedir? Hocam bizi duyuz ya. Al bu Tanju Çolak. Bunun acayip bir enerjisi bir şey var yani. Vallahi yok. Çok enteresan bir şey. Galatasaraylısın. Fatih Hoca da çok sevdi. Ama anlatacağımı dinle de şaşıracaksın. Güzelmiş. Bak şaşıracaksın. Çok. Sonra? Bak, önemli, bunlar yaşanmışlar. Oradan da ret aldım Bircan. Bir daha iki. Ha, şimdi ben inatla ve mutlaka olmasını istediğim için Cemal Aydın, Ankara Gücü Başkanı canımdır. Zorla ben, Fatih Hoca milli takıma geldi. Milli takıma da almadı. Dedim ki hocam milli takımda bir yere al da beni. Allah öğreneyim. Allah. Yine yok. Ben ne yaptım? Ne yaptın? Cemal Aydın baba, canını yerim, seni seviyorum. Cemal Aydın'a dedim ki baba dedim beni şu milli takıma aldır dedim. Orada da Ünal vardı. Ünal bir üst kademeye çıktı. Ben de onun olduğu yere gideyim dedim. Ne yaptı, ne etti? Halletti. Ya, Cemal Aydın. Cemal Aydın halletti. Aynen. Tamam. Bak yemin ediyorum. İnanır mısınız? Ben 9 liraya çalışıyorum. Benim yerinden ayrılıp bir üste çıkan sevgili Ünal 41 bin lira çalışıyor. Ben buna da okey dedim. Allah. Ya bana 9 lira veriyor. Hiç kimse de yok bu apoletler. Yaklaştır. Ya, şurayı çekelim. Yaklaştır hocam. Benim nerede yönetmen? Burayı al ya. Heh. Ya bunlar hiç kimse de yok arkadaşlar ha. Ben şimdi sen buradan çıkıyorsun. Senin yerine geliyorum. Sen 41 lira almışsın. Ve ben Türkiye'nin şampiyonuyum. Bütün apoletler bende. 900 lira verdiler. Razı oldum. Sırf orada olmak için. Aa. Futbol aşkı için. Fatih Hoca'dan bir şeyler öğrenmek için. Sonra? Bir gün rahmetli Gültekin Onay vardır. Evet. Evet. Onun babası Gündüz Tekin Onay'dır. O dedi ki beni dedi Beylerbeyi'nden Karşıya götürür müsün dedi. Karşıya, bankaya. Hı. Futbol Federasyonu biliyor musunuz Beylerbeyi'ndeki sahada? Evet. Çıktık, koluma girdi. Çıktık, caminin oradan geçiyoruz. Camidekilerin hepsi Tanju hocam, abim, bir tanem resim çektiriyorlar. Oradan şeye geldik, okulun önüne. Oradan geçiyoruz, geçeceğiz. Trafik çok hızlı gidiyor. Otobüs geldi, zank diye önümüzde durdu. Ya. Tak kapıyı açtı. Kralım dedi, bu yol sana feda olsun dedi. Bak yemin ediyorum ya. Bunlar çok normal ya, sana bu yapılması. Sonra karşıya geçtik, bankada 2 dakikada işi hallettik. Dönüyoruz. Yine. Hepsini yaşadım. Dedi ki böyle yaptı bana şey. Gündüz Tekin Onay. Tanju dedi, senin ömrün burada çok olamaz. Ya. Ne hocam dedim. Hmm. Oğlum dedi, sevgiye baksana lan dedi. Ulan çocuk seni seviyor, camiden çıkan seni seviyor, otobüs durduruyor, bankaya gidiyoruz dedi, işlemi 2 dakikada görüyoruz. Senin dedi ömrün dedi, en fazla dedi 2 ay, 3 ay dedi. Başka ömrün yok dedi. Ya o yapma hocam dedim, ben bir şeyler öğrenmek istiyorum oğlum dedi, ben etle tırnağım dedi. Fatih Hoca'yı da tanıyorum, senin bu sevgin dedi, ondan da fazla dedi. Öyle güzel sevgi var ki sana, öyle güzel saygı var ki dedi. Sonra dinle, 15. gün Fatih Hocam beni çağırdı. Bana bir fırça kaydı. Aynen şunu söyledi. Benden habersiz niye geldin dedi. Niye geldin dedi. Hocam dedim. Fiorentina'ya gittin, mektup yazdım. Red verdin. Milan'a gittin, mektup yazdım. Red verdin. İstanbul'a geldin, milli takıma gelirken beni de kadrona al dedim. Almadın. Ben de bir yerden torpilimi buldum. Girdim. Ne var bunda dedim. Olmaz Tanju dedi. Olmaz dedi. Peki olmasın hocam dedim. Allah'ım. Çıktım. Bak yemin ediyorum ya. Neden böyle çıktım, şey yaptın? Bak çıktım. Çıktım. Bir hafta sonra Manisa'da maç var. Dilekçeyle yazıyorsun. Beşiktaşlı Metin Tekin yok mu? Hı. O da orada yardımcısı. Bir de Oğuz Çetin yardımcısı. Hı. Onlara dilekçemi verdim. Ben Manisa'da oynanacak Manisa Spor, Gaziantep Spor maçında şu futbolcular bizim milli takımdadır. O maçı izlemek istiyorum. Sistem böyleymiş. Dilekçemi verdim. Dilekçem ne oldu? Red. Red. İkinci haftada aynı şekilde dilekçemi verdim.
Red hanımefendi, red. Üçüncü defa da dedim, hadi Allah'ın hakkı üçtür diyoruz ya hep. Üçüncü defa da verdim. Red. Daha ne yaparsın? Sana soruyorum. Semir, ne yaparsın? Yani, suçum ne? Ben Fatih soruyorum. Fatih Terim senin ekmeğinle oynadı. Net. Diyeme. Denilmez öyle de. Ne denir? Onun haricinde çok ekmekle oynayanlar var. Çünkü benim bir liderlik vasfım var. İki, halkın hakikaten çok sevdiği. Bak iddia ediyorum. O sevgili aslında evet, evet. Seren. Bak iddia ediyorum Etmene Seren. Etmene gerek yok. Mesajları görüyorum. Seni ne kadar seviyorum. İddia ediyorum bak. Şu çok önemli. Bence ondan değil. Bir şey de anlatayım mı? Çok söyle, önemli. Çok söyle. Üzüldüm. Çok üzüldüğüm için anlatıyorum. Çok her yere de konu olacak. Bak manşet olacak. Hadi bakalım. Kafaya koydum. Bak kafaya koydum. Manşet olacağını da biliyor yalnız. Biliyorum tabii. Aslanlar gibi biliyorum. Ben neyin ne olduğunu biliyorum. Sonra hiçbir yere beni görev vermiyor. İki ay sonra 2 veya 3 Ocak'ta Antalya'da bir otelde şey var. Teknik direktörler kursu var. Heh. Uçağa geldim oturdum Bircan. 3 A'dayım, 3 F'deyim. Business'ta oturuyorum yanlış anlamayın. Onu anlatacağım için söylüyorum. Yanlış lütfen yargılamayın. Ekonomi değil yani. Bakın sonra bir baktım Metin'den şey geldi. Oğuz geldi. Ana dedim uçakta dedim Fatih Hoca da var galiba. Yani herkes istediği zaman gidebilir. O durumda yani Antalya'da akşam 5'te olman lazım. Herkes kendine göre bilet almıştır. Hmm. Ben de kendime göre bilet aldım. Abi bir baktım Metin Tekin'le Oğuz Çetin geldi. Bir baktım Fatih Terim'le yardımcısı Müfit geldi. Bir baktım tam uçak kalkacak. Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy geldi. Uçağa bak lan. Uçağa bak. Allah'ım dua etmeye başladım. Allah'ım dedim bu uçağa düşür. Allah'ım bu uçağa düşür. Allah'ım bu yemin ediyorum bak. Bak bunu yapmadıysam Allah beni evime götürmesin. O kadar kalbim kırık. Ya Türkiye kurtulsun. O zaman Haluk Ulusoy da bir sorundu. Büyük sorundu. Yani futbol Türk Futbol Federasyonu için. Ya dedim ki bu uçak Allah'ım düşürsün dedim. Bak uçak düşmedi indik. Uçak düşmedi indik baba. Bekliyoruz burada. Ben de onların ekibindeyim. Yani A milli takım ben de B milli takım hocasıyım. Yani ben de onların ekibindeyim canım. Böyle bekliyoruz. Evet. Ben zannettim ki onlarla beraber gelen arabaya binerim. Öyle siyah bir araba geldi. Tabii VIP yani. Ha, geldi. Abi bunların dördü. Fatih Hoca, Müfit, Metin, Oğuz. Oğuz bindiler. Yüzüme de arabayı tırırt kapattılar. Beni almadan. Aa bu kadar da olmaz ama. Ama senin iyi böyle bir ötekileştirme. Yani. Başarından ben mı? Bunu yaşamış adamım bak ilk defa anlatıyorum burada. Aa çok üzücü. Evet. Ya. Şimdi yok. Gel sen Tanju Çolak olarak. Gel sen Tanju Çolak olarak. Tabii ya. Ne yapabilirsin ya? Çok haklısın. Allah ya soruyorum diyorum ki beni niye teknik direktör yapmıyorsunuz? Cevap yok. Ya ben menajer olayım cevap yok. Sportif direktör olayım cevap yok. Ya yayın yapayım futbol anlamında. Yok. Ya, o da yok. E, ne yapmamı istiyorsunuz? Ya benimle niye uğraşıyorsunuz? Benimle sıkıntınız ne? Benim suçum ne ya? Samspor'dan gidiyorum. Samspor'a para kazandırıyorum. Ağlayarak gidiyorum. Tuğkaka oluyorum. Dönüyorum Galatasaray'a geliyorum. Galatasaray'a ya 4,5 milyar gibi büyük bir parayla ağlıyorum gitmemek için. Tam 12 saat aramadığım kapı Ergun Gürsoy yaşıyor. Yurdeşen Karahasan yaşıyor. Artık kimi söyleyeyim? Alp Yalman yaşıyor. Ya gitmemek için tam 12 saat direndim. Fenerbahçe 4,5 milyar veriyor. Ah. Galatasaray'la anlaşmışım 3 milyara. Alp Yalman'a diyorum ki 3 milyara ver vermem diyor. La senle el sıkışmadık mı diyorum. Şey yukarıda Atlı Spor Kulübü'nde sen bana dedin ki 3 milyar gel pazartesi de peşinatı konuşalım dedin mi dedim. Dün dündür bugündür dedi. Oo. O zaman ben süre istedim. Dedim ki bana dedim 2-3 saat düşüneyim de dedim. Ya Bülent Korkmaz yaşıyor. Antalya Spor'un teknik direktörü. Sen mecburen gittin ya istemeyerek gittin. Ağlaya ağlaya gittim arkadaşlar. Ağlaya ağlaya gittim ya. Ya ben 12 saat bekler miyim? Niye bekleyeceğim? Adamlar 4,5 milyar veriyor. Fenerbahçe büyük camia. 4,5 milyar veriyor ama ben Galatasaraylı olduğum için Galatasaray'da kalmak istediğim için. Bülent'e sen 2 milyar veriyorsun defans oyuncusu. Ben santiforum 28 gol atmışım bana da 2 milyar veriyorsun. Ve diyorsun ki cuma günü yemekli toplantıda Tanju. Alp Bey söylüyor. Alp Yalman söylüyor. Diyor ki Tanju çünkü kulüp başkanı. Sen diyor artık takımın kaptanısın diyor. Sen diyor kimi alıyorsun kimleri yollayalım. Bunların hepsinin listesini getir diyor. Senle artık biz diyor bu takımı yapacağız diyor. Ama pazartesi günü geliyor şeye Galatasaray şeydeki İstiklal Caddesi'ndeki kulübe. Abi buz gibi hava var. Bülent Korkmaz'a 2 milyar. Erdal Keser'e 2 milyar. Tanju Çolak 25 gol atmış. 28 gol atmış.
Tanju'ya da 2 milyar. Ya başkanım diyorum, sen bana cuma günü 3 verdin, buraya çağırdın, 3'ten peşinatı konuşacaktık. Dün dündür diyor, bugün bugündür diyor. Nasıl bir şey bu bunlar? Ya bunlar hep, ben gidiyorum 4,5 milyar bonservis parasıyla. Bak. Para kazandırıyorum bir de. Gece saat 3'te gidiyorum. 3'te. Gece saat 3'te. Öğlen 1'de ayrılmışım kulüpten. İmza atmamışım. Gece 3'e kadar yaşıyor Mehmet Ağar. Yaşıyor Ergun Gürsoy. Babamdır, canımdır. Yaşıyor Hıncal Uluç. Bunların hepsi yaşıyor. Sorun ya. Ya bir insan para için gidecekse 12'de 1'de Galatasaray kulübünden anlaşamamış çıkıp gitmez mi? Sana hep bu imaj mı şey yaptı? Evet. Bak ama şu an Galatasaraylı ve çok böyle hasta Galatasaraylılar var. İsim hiç vermeyelim. Senin aslan gibi bir kalbin olduğunu alkışlarla iyi ki Tanju'yu gel getirdiniz, iyi ki ağırladınız diyenler var. Seni çok ben çok teşekkür ediyorum. Ben burada olmaktan bundan mutluyum. Seni bak çok bunları seviyorlar. Mesela kimse bilmiyordu. Hiçbirimiz bilmiyorduk yani. Ben ya, mesela Fatih Hoca'yı çok severim. Çok üzüldüm. Ben sana, çok üzücü. Bak şeye prensiptir. Senin de eli avuca sığmaz bir tarafın var ya çocukluğundan beri. Yaşının büyük olduğu o bir hata veyahut da bir yaşanmışlık bütün hayatına da mal olabilir. Adam belki de kendince korkabilir. Prensipleri vardı buradayım. Ama sen gol kralı olmuşsun. Türkiye'yi yurt dışında temsil eden bir adam olarak oradan binip de VIP arabaya kapıyı senin sonuna kapatıp almamaları korkunç bir şey. O kabul edilemez ve gerçekten affedilemez. Çok üzüldüm ben bunu senin. Yani bir ya, milli futbolcunun Türkiye'ye şampiyonluklar getirmiş, ödüller getirmiş bir futbolcunun bu şekilde bir hareket görmüş olması son derece çirkin. Bunlar günah değil mi? Yazık değil mi? Bunları hak ediyor muyum ben? Senin soruyorum yani niye, neden? Ama niye halk çok seviyor? Ya seviyor, benim suçum ne? Ben düzgün bir adamım. Hala bugün bunları ağlayarak anlatacaksan sen gönlünü zaten yüreğini bizlere açmış. Gönlünden o gözyaşlarını biz şu anda görüyoruz. Bu kadar ya yazık değil mi ya? Bana yazık değil mi? Ben futbola bir şeyler vermek istiyorum Bircan. Ya ben niye bu kadar uzak tutuluyorum? Selen soruyorum yani. Ya yaşamışım bitmiş kardeşim. Cezaevine de girdim. Aşkta yaşadım. Ama ben sahada yani futbol sahasında gollerimi atmışım. Avrupa gol kralı olmuşum. Bronz, altın, gümüş ayakkabım var. Ve İsviçre'deki istatistik kurumu diyor ki dünyadaki 48 efsane var. Onlardan biri de Türkiye'deki Tanju Çolak diyor. Ya bununla bir gururlanın ya. Bir mutlu olun ya, bir sahip çıkın ya. Ya bir delikanlılık yapın. Suçumu da bilmek istiyorum. Suçum ne? Sahtekarlık mı yapmışım, hırsızlık mı yapmışım? Ya bir soru söyleyin arkadaşlar ya. Ya ben ne işim var bu programda? Yanlış anlamayın. Ya ben spor adamıyım ya. Tabii. Gol attım ya. Ben bunları halı sahada atmadım arkadaşlar. Fuarda da atmadım. Eskiden fuarda penaltı atarsın şey kazanırdık ya. Nedir? Sigara falan yani veya bunların çikolata. Bunların ismini söylemeyin. Söyledim abi. Ne? Yok bugünden sonra gelmiyorum. Tamam Bilal sorun yok. Hayır. Her zaman başımızın tacısın. Ya ben teşekkür ediyorum ama çok üzülüyorum ya. Beni futbolun dışına niye itiyorsunuz? Sebep ne? Senin benim kötülüğüm ne? Benim zararım ne Türk futboluna? Ya bu kadar güzel goller ilgili atmışım. Soruyorum ne yapmışım ya? Sıkıntınız ne? Bir tane delikanlı çıkıp konuşmuyor. Bir tane adam çıkıp konuşmuyor. Pantolon giymeyle delikanlı olunmaz beyler. Çıkartın bana samimiyetle itiraf edin ya. Şu yanlışım var diyen de yok Selen. İşte sen böyle karakteristik yapın bu olduğu için kaybediyorsun. Bence. Ne yapacağım, yalayacağım mı? Hayır. Ne yapacağım istiyorlar. Böyle ha olsa vazgeçeceğim işte, ama biliyorsun ki bugüne kadar Türkiye'de geçmişe bak. Spor camiasına bak, sanat camiasına. Kim kime abicim dediği zaman. Alıp başını mı gidiyorsun evet. Tabii. Yok, bu işler bu böyle. Sen sura şimdi dik bir adam olduğun için. Mesela diyor ki mesela bu diyor şimdi eli avucu. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Sergen teknik direktör olduysa bu memlekette. Ki çok başarılı bence şu anda. Bence de çok başarılı. Tamam mı? Tanju Çolak da olmaz. Çünkü neden biliyor musunuz? Sergen'in şey, artistik şeyleri falan yok. Bence bir teknik direktörde de, avukatta da. Teknik bu artistik işte, enerji veren. Bak Fatih Terim'de vardı. Şimdi sana yanlış yapmış falan. O ayrı bir şey olabilir ama. Fatih Hoca da bir artist. O İtalya'da olarken İtalyan mafyası. Ya soruyorum bir şey söyleyeceğim. Hani, ne yaptın hep, diyor. Anladın mı? Yani, ya soruyorum. Şimdi Şenol Güneş Hoca'ya soruyorum. Fatih Hocam'a soruyorum. Kimi çıkartmışlar alttan teknik direktör? Yok. Kimi çıkarmışlar ya? Bana söylesinler bir tane yanlarından yetiştirdikleri teknik direktör yok. Teknik günah ya Türk futbolu nereye koşuyor bu neden ya? Neden bu koltuk davasından mı oluyor Tanju abi? Korkuyorlar mı? Yani bilmem yerlerine. Onlara soracağım ben bu sorunun cevabını. Çünkü her ikisini, muhatabı değilim her ikisi ki. Ben Şenol Hoca'ya da çok ayrı saygı duyarım ama her ikisi de çok doğru söylüyorsun. Yanında hiçbir kendinden daha aşağıda küçük yaşta
birilerinin alıp da yukarıya götürüp birlikte yürüyelim gel kardeşim dediklerini daha görmüyoruz. Daha sessiz sakinli insanları futbolcuları yanlarına alıyorlar farkındaysan. Evet. Fatih Hoca'nın yanındaki futbolcular da yani evet, hani evet. Efendi sessiz sakin. Şimdi bu eli avuca sığmaz bir adam ya. Son soru. Bunu kontrol edemeyeceklerini düşünüyorlar ama tam takımı tersi. Tam tersi. Vallahi tam bu tersi. Enerjide adamlar ya, senin için tam tersi. Birazcık sevgi ya. Birazcık sıcaklık bana yetiyor ya. Ay canım. Birazcık sevgi ya. Ben sevgiyi zaten sen alttan sevgi alıyorum. Ama beni teknik direktör olanlar veya futbolu yönetenler... Burcun ne senin? Akrep. 10 Kasım doğumluyum ben. Akrep. Öyle mi? Geçmiş doğum günüm futbolsun. 10 Kasım doğumluyum ben. O 9 gün olmuş. 3 gün diyorsun. Bilmiyorum ya. Geçen hafta çarşambaydı. Şimdi bu konuyu anladık. Biraz da canımız sıkıldı. Gözyaşlarına tanık olduk. Hülya Avşar konusunda burada kapatıyor musun? Kapatalım. Hülya Avşar'la ilgili durumu burada son söylemezsem olmaz olarak. Burada nihai bir şey söyle. Ya son kapatalım mı artık? Bir şey yani... sorabilir miyim ama bir şey soracağım şey soramadım. Bu futbol sinirlendim çünkü adamın bu tamam, televizyonda. Tamam tabii sor lütfen sor. Şimdi burada bütün evli erkekler şu anda dinlesinler. Bir şey soracağım ona. Hani gidiyorsunuz ya evinizi bırakıp bir başka kadına gidiyorsunuz. Biliyorsunuz benim Hülya Avşar sevgimi. Ama yine de bu soruyu soracağım. Hmm. Diyeceğim ki Tanju Çolak Hülya Avşar'la aşkından dolayı boşanma davası açtın eşine. Evet. Ve ondan sonra da bu karardan vazgeçtin. Ve evine döndün. Hı hı. Nedenini sormak istiyorum sana. O nedeni bende ama. Ben onu açıklamam doğru olmaz. Şık olmaz. Peki. Etik olmaz. Çünkü ben Hülya Hanım'a da saygı duyuyorum. Eşime çok daha fazla saygı duyuyorum. Eşime bağlılığım daha çok arttı. Niye? Hı. Bizim kahrımızı çekti. Bizim hoş olmayan görüntülerimizi yaşattı. O zaten yaşattığı... senin karnını çekiyordu ama senin kopma noktan. Evet, ben... Ama ben kopma noktamı burada Türkiye ile paylaşmam şık olmaz. Peki şık olmaz. O zaman şık şöyle olmaz. Ben öyle bakıyorum. Miyiz? Ben sana istediğin zaman anlatırım şunu ama. Şunu söyleyebilir bitti misin? Zaten. Biten şeyi bir daha konuşmak doğru da şunu olmaz. Şunu söyleyebilir arkadaş misin? Bak kadın olmadan erkeğin sana yaklaşma şansı yok kadın istemeden. Kadın nokta. İstemeden biz oyuncuyuz erkekler. Hmm. Kadın... Maç her alır, şeyi yapar. Maçı alır, maçtan çıkartır. Her şeyi yapar. Öyle. Kadın istemezse ayrılık da olmaz. Mümkün değil. Bir ilişki, ya ilişkiye girme şansı yok ki. Oluyor. Ya sen senin istemeden... evliliğini de karın kurtardı. Tabii. Onu da öyle söyleyelim. Tabii kadının ki. Dediği olur. Kesinlikle eşimin sabrı, evet. Eşimin saygısı... Sen istediğin taklayı yap. Eşimin o karar verdiyse... sevgisi... o da derdi ki tamam ben de ayrılıyorum çekip bitti. Giderdi. O zaman sen istediğin taklayı at bak. Tabii. O zaman hanımlar... böyle bir durumda... böyle bir durumda çok zor olduğunu biliyorum ama. Çok zor evet. Çok, çok zor çok olduğunu zor. Biliyorum ama. Sabredeceğiz. Yani sabredeceğiz. Çünkü bir erkek olarak şimdi soruyorum ben Tanju Çolak. İyi ki bugün evime dönmüşüm. İyi ki o günkü şartlarda boşanma kararı almamışım diyor musun? Önemli olan tabii bu. Ki iyi ki evime dönmüşüm. Ha. Ya bir tane benim can gibi kızım var, oğlum var, bir tane eşim var ya. 10 tane değil ki bunlar değil ya. Mi? Kahrını çekiyor. Ya kahrımı çekmiş ya. Her zaman da çekiyor. Bugün de çekiyor, dün de çekiyordu. Kim çeker abi? Çekmez. Sanatçılar özellikle çekmez. İkinci evli olanlar çekmez. Dedim ya biraz evvel. Kadın istemedikten sonra erkek hiçbir zaman yanaşamaz. Kadın isterse istediğini yapar. Kadın bırakır, kadın aldatır, kadın uzak durur, kadın kızar. Kadındır abi. Burada hakimiyet kadındadır. Eşine peki hiç böyle bir özrün oldu mu bunları yaşattığın için? Tabii. Tabii. Özür diledin. Tabii diledim. Ya, benim kadın karım yani eşim yani 18 yaşında o 20 yaşında ben evlendim. Hepsi ve... çok küçüklerdi. Hülya da çok küçüktü. Yani tabii hata olarak hanelerine yazıldı bu. Çünkü böyle bir şey yazıyor ama hepsi çok küçüklü ve yine de birbirlerinden özür dileyerek yani bu üç tarafta yani aslında eş tarafı değil de Tanju da Hülya da böyle bir hata yaptıklarını yani sevmekle hata değil ama o konumda bir adamla beraber hata yaptığını eşinden açtı özür diledi. Al asmalık dedi. Çekti gitti. Bitti. Şimdi bunu yine eleştiririm. Ama bu bir kerelikse insanların hayatında insanların başına gelir. Özür dilemiş, çekmiş, gitmiş. Gençler 23 yaş, 24 yaş. Çok küçük yaşlar. Bu yaşa rağmen bu olgunluğa vakıf olmuşlar. Birbirlerinden hayatına çıkıp gitmişler. Yani bak çok güzel şeyler aldık bugün Tanju Çolak'tan. Evet. Çok güzel şeyler söyledi. Erkekler de umarım seyretmişlerdir. Biraz sonra bir konuya geleceğiz çünkü yine evet, saçma sapan bir boşanma davası, saçma sapan bir skandal. Oraya da ona bağlayacağız. Feryal birazdan. Gülman'dan bahsediyoruz. Evet, Feryal Gülman'dan biraz sonra Feryal Gülman'ın da eşi kendisinden 60 yaş mı 40 yaş mı sayamadık yılları artık küçük birisinde maalesef yakalandı ve eşi de dava açtı.
Biraz sonra onun da detaylarına geleceğiz. Çünkü bu işin gerçekten bak bir tane çok önemli bir adam. Avrupa Gol Kralı, başarılar kazanmış, başarmış bir adam. Bir kadına aşık oluyor. Her şey olabilir hayatta. Burada bir şey yok. Çok normal. Bunlar çok normal. Ama ondan sonraki süreçteki kararlar çok önemli işte. O yüzden de o kararları Tanju Çolak doğru almış. Hülya Avşar doğru almış. Ve birebir yaşanmış örneğin tecrübelerini konuşuyoruz şu an. Tabii. Evet, Aysun Hanım'ın yanaklarından öpüyorum onu. Evet, çünkü hiçbir kadının başaramadığı sabrı göstermiş. Peki. Kocasına sahip çıkmış ve evliliğini kurtarmış. Peki şimdi futbol dedik. O zaman bu VTR'yi hep birlikte yorumlayacağız. Lütfen nasıl isterseniz. Şimdi sen Türk futbolunun gelmiş geçmiş en efsane ismisin. Şimdi Acun Ilıcalı bir futbol takımı aldı. Bunları açıkladı. Aynı zamanda o ses finaliyle ilgili de bir açıklaması var. Hepsini Tanju Çolak'la beraber konuşacağız. Bakalım neler olur. Futbol kulübü alan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar. O ses Türkiye final yapacak mı? Kuyuya taş atıyor, ondan sonra hep millet... Hadise olmadığı için izlenmediği iddiaları doğru mu? Jürimi seviyorum, jürimi seviyorum. Haberciler için ne söyledi? Hadise ismini duyunca ne dedi? Hadisenin yokluğunda program... Hadise... Ünlü yapımcı geçtiğimiz gün bir iş yemeği çıkışı görüntülendi. Yurtdışından gelmedim yok. Ya yurtdışından geldim. Nereden geldiğimi unutuyorum. Yani yurtdışından doğru. Yani, seyahatler çok... Emre var içeride. Emre ile buluşacağız. Sevgi çığlıkları havada uçuştu. Ülkemizin futbol konusu... Sağ ol kardeşim. Hull City alan Ilıcalı neden İngiltere'yi tercih etti? Futbol olarak her zaman da ilgi duyduğum bir lig. Şu anda da dünyanın NBA'yi oldu bence. Biz de hani ekip olarak orada ses getirmek istiyoruz. Türkiye'den yardımı olduğu futbol kulüpleri var mı peki? Ya Türkiye'de tabii ki hem Fenerbahçe hem Erzurumspor'a elimden geldiğince destek veriyorum. Bu amatör ruhla yaptığım bir şey. Yani ben küçükten beri Fenerbahçeliyim. Ve bu yüzden de tabii ki kulübümü desteklemeye çalışıyorum. Peki gelelim heyecanlı konulara. Bu hafta derbi ne olur? Fenerbahçe Galatasaray, daha doğrusu Galatasaray Fenerbahçe maçı şu anda. Böyle maçlar için bir tahminde bulunmak imkansızdır. Tahminde bulunan da üzülür. Çünkü çıkmaz bu tahminler. O yüzden ben de bu konuda bir hani futbolla ilgili yani iyi bir tabii ki merakım var ama bu maç için herhangi bir tahminde bulunamayacağım. Çünkü bu derbidir. Ne olacak hiç belli olmaz. Futbolu fazla ciddiye alıyoruz. Futbolu biz fazla ciddiye alıyoruz. Yani İngiltere'de futbolu tamamen bir gösteri olarak görüyorlar. Adamlar maç bitiyor hep beraber alkışlıyorlar. Türkiye'de en ufak bir yetkim olursa olur mu Allah bilir onu şimdi düşünmüyorum da tek yapacağım şey futbolun bizi birleştirmesini sağlamak. Hep beraber futbolun eğlencesini yaşamamızı sağlamak. Bu çünkü çok güzel bir spor. Bu futbol niye birbirimize bizi düşürüyor anlamıyorum yani. Fanatiklikten uzak konuşan Ilıcalı İngiltere'ye Türk isimleri davet edecek mi? Kesinlikle. Antrenör kesinlikle. Düşünüyor musunuz? Hem antrenör düşünüyorum. Yani antrenör konusunda bir şey diyemem. İnşallah olur da. Türkiye İngiltere arasında bir köprü olacak. Dünya futboluna ve tabii ki artık akademi bizim. Bu Türk vatandaşlarımız da daha doğrusu bizim daha yakın iletişim sağlamamızı sağlayacak. Ne kadar mutlu olurum bir tane Türk yetenek, bir tane inşallah birkaç tane yetenek çıkarsam ve hepimiz gururlansak ne kadar güzel olur. Şimdi geliyoruz asıl merak edilen konulara. Hadisenin yokluğunda O Ses Türkiye'nin reyting kaybı yaşadı ve bu sebeple final yapacağı söylenmişti. Ilıcalı bu iddialara sert çıkıyor. Saçma haber. O Ses final yapacak gibisinden bir haber çıktı. Saçma bir haber yani. Jürimizden de mutluyuz, O Ses'ten de mutluyuz. Hani birisi bir deli kuyuya taş atıyor, ondan sonra millet konuşmaya başlıyor. Ben niye program bitireyim? Yani bu işin hani zevk aldığım program, jürimi seviyorum. Hepsi birbirinden değerli. Yani hiç öyle bir huyum da yoktur. Program bitireyim. Çok. Kızmış olmasına rağmen habercilere karşı çok anlayışlı davranıyor. Yani ben burada basını da suçlamıyorum. Bir yerde bir haber çıkıyor. Eskiden gazeteler bu haberleri çok check ederdi. Şimdi bir internet sitesinde çıkan bir haberden gazeteci olup olmadığı bile belli değil. Herkes alıp kullanabiliyor. Burada da biraz yanılma oluyor aslında. Burada kasti bir hareket yok. Hadiseyi çok seviyorum. Öpüyorum hepimi. Çok sağ olun. Hadisenin yokluğunda program... Hadiseyi çok seviyorum. O Ses Rap'te var zaten. Şimdi stüdyo konuğumuz Tanju Çolak, ünlü yapımcının İngiltere'de futbol kulübü almasına, futbol yorumlarına, pazar günkü derbi için ve O Ses Türkiye haberleri için ne söyleyecek? İngiltere'deki bu takımı biliyor musun Hull City'yi? Biliyorum. Nasıl bir takım? Gerçekten çok mu iyiler? Öyle. Kaplanlar. Öyle. Tarihi bir takım. Yani öyle eski mi? Eski bir takım. Evet. Tercih etmesi de güzel.
Yani zaten Acun futbolu çok seven çok bir karakter. Seviyor. Evet. Oynamayı da izlemeyi de. Bak teknik direktörü arıyormuş. Acun mu? Bence burada teknik direktör onun Acun Hoca. Onun teknik direktörü belli. Kim ya o? Rıdvan Dilmen'dir. Ha. Ya da Emre Belezoğlu. Bak mesela Rıdvan Dilmen'le o zaman da ikisi kapışıyorlardı. Evet, biri Fenerbahçeli'ydi, biri Galatasaray'da. Galatasaray'da Tanju Çolak'tı. Rıdvan içten şey mi, sinsi midir? O zaman ona da şimdi şeyler yazarlardı. Ya beni çok faka bastıracaksın. Hayır ama bak Rıdvan şimdi yorumculuk yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Türk futbolunun başbakanı. Kim? Allah Allah. Rıdvan mı? Tabii ya. Nasıl yani? Ne demek istedin? Ne demek istedin? Algıla ya, ben kötü bir şey söylemedim bak. O mu çok yönetiyor? Önemli bir cümle o yönetiyor futbolu. Ne demek o? O mu yönetiyor demek? Türkiye'nin futbol başbakanı dediğim zaman ne algılıyorsun? Ama o zaman boş boşuna şeytan dememişler demek ki Rıdvan'a. Onu niye demişler onu bilmiyorum ama Türkiye'nin futbol... Rıdvan'ın... Çok iyi bir yorumcu olduğu hani o da senin gibi çok bilgili falan bir adam. Ama çok hani... Hani bilgi de apoletler nerede abi? Apoletsiz. Apoletler nerede? Bilgi. Ya buraya bakınca göstersene. Ya Bilal. Göster, Bilal. Biraz sonra giderim her tarafa. Şöyle evet. Şeyden geliyor. Evet. Onlara gitsen de seyredilmiyor hayatım, sen anlamıyorsun. Sen yanlış yerlere gittiğin için olmuyor işte. Bak gördün mü? Doğru yerdesin. Bugün ben diyorum ki Acun Ilıcalı'ya. Acun Ilıcalı teknik direktör arıyorsan Tanju Çolak. Gerçekten... Şaka bir yana arkadaşlar gerçekten önemli bir adam. Yani siz onun deli doluluğuna bakmayın. Şunu almış kaç tane insan var Türkiye'de? Yok yok bir tane yok. Bir tane yok bir ya. Tanju Çolak bir ben çıkmış. Varım. Tanju Çolak çıkmış. Sadece Tanju Çolak biraz böyle haylaz çocuk gibi. Ya kötü bir şey değil ki yalan söylemekten hoşlanmıyorum. Evet. Böyle çok böyle sıvazlamaktan, öpmekten, yağdırmaktan hoşlanmıyorum. Benim gibisin ama sen de. Ama şöyle durum, ben alayım, alayım lütfen. Ya şu olabilir ya, bir sevgini göster de. Tanju bakalım sana ne diyecek, sana ne yapacak, nasıl davranacak. Bir bakalım diyorsun. Tabii ya, yani ben azıcık sevgi göster, kedi gibi ya böyle sarılırım. Dediğinden çıkmam zaten, böyle çok şey bir adamım, dik ama doğruları söylüyorum. Şimdi siyah beyaz der misin? Demezsin. Der misin? Tamam. Yani biz demeyeceğiz tabii, niye? Ekonomik özgürlüğümüz var, sevenlerimiz çok, saygı duyanlar çok. İlla ben bir yere gelmek için, yani spor müdürlerini veya televizyon müdürlerini... Gidip de ay harikasın abi, süpersin, cansın, olsun. Yok diyemem. Ya diyemem. Bir şey geldi. Karakterim son bu değil. Bir şeye, başka bir konuya mı geçiyoruz? Hayır, daha konuşmadık ki Acun'u. Acun'u konuşacaktık. Evet. Evet, Acun'u konuşacağız. Ama Acun'u tebrik ediyorum. Hah, onu söyle. Tebrik ediyorum. Acun'a biraz kırgınım, küsüm. Neden? Ya şimdi kırmış? Futbolun içindeyiz. Futbolun içindeyiz. Mesela bir Başakşehir stadı açılıyor. Evet. Birçok futbolcu var. Evet. Kameramanı bile var. Kameramanı bile var Acun Bey'in. Ama Tanju Çolak yok. E şimdi bu kızılacak bir şey değil mi? Kırılacak bir şey değil mi? Bence sen kendini unutturuyorsun. Nasıl unutturacağım ben ya? Yani niye unutturuyorum? Nasıl unutturuyorum? Bana bunu şimdi bir anlat. Ben mesela eğer Rıdvan Dilmen'i görüyorsam bir televizyon programında... Yanında hemen Tanju Çolak'ı da görmek istiyorum. Çünkü bunlar aynı devrin adamları. Ama bunu aynı Tanju başarı. Abi ne yapsın ki? Bak mesela diyor ki iptal diyor program. Anladın mı? Arıyorlar iptal ya, diyor. Bir şey oluyor iptal diyor. Çok ya, önemli programlar. Rıdvan'a geçen de dedim ki çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Rıdvan al ya, beraber yapın işte. İkiniz de aynı adamsınız. Bak, yani ne bileyim ben anlamadım. Örnek vereyim renk o zaman. Renk yani çünkü bu adam. Yani örnek vereyim örnek. Bak şimdi sen anlayacaksın. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var. Mehmet Yenici diye. Ben 76 yılında kendimi ona teslim ettim. Masördür. Milli takımın masörüdür. Fenerbahçe'nin masörüdür. Rahmetli oldu. Hmm. Acaba dedim Rıdvan gelecek mi dedim. Eşim Aysu'yla beraber Kızılcahamam'a gittik. İkide gittik. Bir baktım cenaze namazına geldik. Rıdvan beni gördü. İki senedir görmüyorum. İki senedir ulaşamıyorum. Dedim Rıdvan ne haber? Ben aslında bir şeyler söyleyeceğim ama eşim gelirken dedi ki Rıdvan'ı görürsen lütfen dedi. Orası dedi cenaze. Doğru yer değil dedi. Sen dedi bir şeyler yaparsın dayanamazsın Tanju ne olur. Gelene kadar bana empati yapıyor, yapma Tanju. Sakın onu söyleme, sakın bunu söyleme. Ben söyleyeceklerimi de kafama koyuyorum ama. Söylerken de sesli düşünüyorum. Yapma Tanju dedim. Neyse yapmadım. Dedim ki sonra dönüşte. Bir yemek yiyelim oğlum dedim. Hı. Yeni numarasını verdi bana. Yeni numarasını verdi. Hı. Yemek yiyelim yavrum dedim. Yarın yeriz dedi. Neyse salıya attı. Salı günü dedim ki bak Rıdvan. Bak sevdiklerimizi mezara gömdük. İkimizin de çok önemli bir dostu bu. Çok değerli bir dostu. Artık gel dedim. Omuz omuza verelim. Beraber olalım. Ne istiyorsan ben yapmaya
Hazırım dedim ya. Ne istiyorsun yavrum dedim. Ne istiyorsun? Daha ne yapmam lazım? Mark, ne yapman lazım biliyor musun? Bütün bu anlattıklarından ne anlıyorum? Sen Tanju Çolak olarak hepsinden, birçoğundan Türkiye'de çok daha iyi bir futbolcusun. Markanı iyi yönetememişsin. Ne yapmam lazım? Da, bu marka yönetimi nasıl olacak? O da karakteristik yapınla alakalı. Telefona çıkmamakla mı oluyor? Hayır, onunla ilgili değil. Ne oluyor? Doğrucu da mutluluğunla alakalı işte. Ama doğruları söylemeyecek miyiz? Söyleyeceğiz işte, bu memlekette olmuyor işte bak, maalesef. Bak Selen. Ben de söylüyorum ama Selen, işte yani. Şunu iddia ediyorum bak, Türk futbolcusu olarak. Ve 25 yıl olmuş ben futbolu bırakalı. 10 değil ha, 25 yıl. 95'te bıraktım ben. Düşün. Sen işler de yapıyorsun değil mi? Hayatın iyi de iş adamı oldun sonradan. Bayağı evet, da para kazandın falan. Evet. Teşekkür ederim. Bak ne kadar. 58 yaşındayım. Vallahi aynı Tanju'sun. Ya aynı. Hiç değişen bir şey var mı? Ya ama hayır, onun sırrını sonra açıklayacağım. Peki. Önemli. Şimdi biraz magazin konuşacağız. Çünkü bence de. Bence ben, de değil ben mi? Ben istiyorum ya. Bana, yani benim üzerime bu kadar geldiniz. Ben müsaade de istiyorum. Hayır lütfen bizimle. Hayır olur mu? Seni. Şimdi bir tatsız bir konu var Seren. Konuşacağız bunu. 2013 yılından beri bir boşanma davasıdır. Devam ediyor. Bilgiler sende. Sen Feryal Hanım'dan da bilgileri aldın. Taraflarla da konuştun. Biz bir izleyelim bakalım boşanma davası ne durumda. Hatta şöyle söyleyeyim, izlemeyi de bırak. Detaylar zaten bizde. Dava sonuçlandı mı? Şimdi tabii ki gerekçeli karar yazılana kadar daha davanın sonuçlanmış olduğunu söyleyemeyiz. Neden? Biliyorsun boşanırız ama o gerekçeli karar yazılamazsa. Mesela ben bir yıl boşanamadım yani. Bir yıl evlilik halime, medeni halimin karşılığında hala yazamadı. Yani soyadımı kullanmak zorunda kaldım. Çünkü o gerekçeli karar yazılması gerekiyor. Şimdi ben aldığım duyumlara göre, geçen hafta Feryal Hanım'la görüşmüştüm ama buradaki duyumlarım şöyle. Evet, 60 milyon ceza kesildi beyefendiye. Ne kadar? 60 milyon. 60 milyon bir evet, ceza var. 60 milyon ceza kesildi ve aynı zamanda da aslında bugün, dün boşanma davaları bitti. Ama boşanma davası bitti diye boşanma davası bitmez. Sonuçlanmıyor. Çünkü evet, bu 60 milyonu vermemek için büyük bir ihtimalle Yargıtay'a gidecek. Evet. Karşı tarafı birazcık tanıdık. Bir iki yılı daha var. Bir iki yılı o daha var. O iki yıl daha yani bu işin. Ben buradan Kemal Bey'e şöyle bir acizane, hani böyle nacizane bir şey söylemek istiyorum. Diyorum ki beyefendi, nasıl güzel bir evliliğiniz vardı. Nasıl klas ve nasıl saygın, örnek, nasıl örnek. Oldu, şaştınız, beştiniz, oldu, bir şey oldu. Oldu da Feryal Hanım, bakın Tanju Bey'in eşi gibi sizin yaptıklarınıza saygı göstermediği için sabırla davranamadı ve size dava açtı. Bu da oldu. Ama bu saatten sonra siz Yargıtay'a gideceksiniz. 20 yaşında değilsiniz, 30 yaşında değilsiniz, 80 yaşındasınız. Şimdi bu saatten sonra Yargıtay'a gideceksiniz, oradan döneceksiniz. Ömrünüz yetmeyecek ayrılmaya. Ömrünüz yetmeyecek boşanmaya. Ömrünüz yetmeyecek. Ondan sonra mal paylaşımı olacak. Bunlar olacak. 4 seneler sürecek falan. Yani bana göre ben beyefendinin yerinde olsam aynı burada Tanju Çolak'ın izlediği yolu izleyip evet ben bir hata yaptım. Ben karıma da bu haksızlığı yaptım. Kendimi de rezil ettim. Kendimden kaç yaş ne gerek vardı. Ama oldu. Ama bu saatten sonra bu tarafla bir şey, o gideceksen yani öleceksin, o başkasının olacak. Çoluğun var, çocuğun var, bir düzenin var, bir saygınlığın var. Bu kadın nerede? Hani şimdi yani bir de göz var, nizam var, her şeye bakıyoruz. Ben Kemal Bey, bunlar şimdi boşanamadılar yani onu söyleyeyim sana. Hı. Çünkü Kemal Bey boşandım demesi için Yargıtay'a gitmemesi lazım. Yargıtay'a gitmez ise 60 milyon ödeyecek. Büyük bir ihtimalle gidecek. Ödememek gitse için. De ödeyecek. Gitse de ödeyecek. Efendim? Gitse de ödeyecek. Yargıtay'a mutlu sonu gecikti. Yani ama genelde hayır, mahkeme kararına uyuluyor. Yani burada eksik kaç? 2013 dedin ya. 2013. Allah'ım seversen 2013 bugün. Onlar neredeler şu anda? Aynı evdeler mi? Ayrı evdeler. Yok, ayrı evdeler. Yani bu yaklaşık 8 senedir süren bir süreç. Yani dokuza kadın giriyor. İçin de çok kötü bir şey. Kadıncağız beyefendi orada hayatını yaşıyor. Burada Feryal Hanım hiçbir şey yaşayamıyor. Hadi yaşamayı da bırakın. Ben diyorum ki tekrardan şu anda Kemal Bey'in yaşadığı şey imkansız bir şey. Yani Kemal Beyciğim kaç yaşındasınız? 59 yaşın, 59 yaş fark bir ilişki var. Ondan mı bahsediyorsun? Ya, herhalde 59 yaş küçük bir kadınlasın. Seninle olma amacı ve nedeni aleni ve açık bir şekilde ortada. Burada güzel giden bir kaç yıllık bir evlilik var. Bu arada da Feryal Hanım Kemal Bey'in yanında çalışıyormuş.
gibi bir söylenti falan vardı. Hayır. Başka resmi bir dairede Ankara'da, şimdi söyleyemiyorum, çalışırken, iş yaparken tanışmışlar onlar da o süreçte. Sonra onun şirketine geçmiş ama. Yok. Onunla, geçmemiş ya, mi? Hayır, haberler öyle. Hayır, öyle bir şey değil. Yani orada hani onun yanında çalışan birisi. Ayrıca da çalışan birisine de evlenirsin. Bu ayıp değil zaten. Ama burada söylemek istediğim şey, boşandı haberleri çıksa da daha bu gerekçeli karar yazılmadan resmi bir boşanma yok. Sen ne diyorsun? Beni de mi barışsınlar diyorsun? Şimdi Kemal Bey için en kısa yol o. Öbür taraf... Çok uzayacak. Öyle bir ömür mü yok? Yetmeyecek bunu boşanmayı görmeye. Boşanmayı görmeyeceğim. Giderim. Çok ağır. Yanımda otururum. Hayatım, adamcağız 80 yaşında. Allah uzun ömür versin. Amin. Tamam. Ama kararlarında farklılıklar yaşanır 80 yaşındaki bir adamla. Nasıl alakalı. 80 yaşında? 60 yaş normal gücünde. Normal olmayabilir. Ha? Sağlık raporu gerekiyor biliyor musun? Yani tamam evet, sağlık raporu gerekiyor. 65'ten sonra sağlık raporu gerekiyor. Bana göre de diyorum ki Kemal Bey'cim ömrünüz yetmeyecek bu mahkemelerde. Vallahi. Ondan sonra mal paylaşımı olacak abi, da. Abi gitmiştir diye. Ne o? E tabi yani bir yaştan sonra rapor bir dakika, lazım. Bir dakika, Bircan neden güldün? Hakikaten var. 65 yaşını geçtiğin zaman tapuda sana... Tapuda zaten bir şey, nasıl söyleyeyim, birincisinin sana refakat etmesi gerekiyor. Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Diyor ki, diyorsun sağlık raporu getirdi. Tabii. Kesinlikle doktordan. Sağlık raporu gerekiyor. Sağlık raporu aldıktan sonra ancak tapuda işlem yapılabiliyor. Bu arada şey için de öyle, şu andaki... Beyefendi Kemal Gülman için de. Kemal 80 Bey, yaşından bahsediyordun. Tamam, ben az de tabii Kemal Bey 80 yaşında. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Kemal Beyciğim, sevdiğimiz, saydığımız bir iş adamısınız. Aile olarak da boşu boşuna bir şeyin savaşı içerisindesiniz. Siz eski karınızla şiddetleneceğinize şu anda bu yarın ölseniz bu kadıncağız başkasına gidecek olacak. Yani bu saatten sonra bu halüsinasyonlardan vazgeçin. Zaten şimdi boşanamayacaksınız. Siz boşandı diye her yerde haber çıkıyor. Boşanmadılar da. Boşanmadı. Gerekçeli karar yazılmadan boşanmazlar. 30 yaşında kızın gidecekse 80 yaşında adamla da. Hayır, bir şey söyleyeyim. 2 yıl mahkeme sürecek. Ne bileyim ya. O sırada öldüğü zaman Allah korusun adamcağız. Bir şey söyleyeyim. Adam o sırada ölse Allah korusun. Allah ömür versin tabii ki. Boşu boşuna bir de mal paylaşım. Alacak 3 sene 4 seneler bunlar. E ne olacak yani şimdi bu hırgürle? Kestirmeden diyorsun sen ha? Bu işi çöz. Klas bir karım var. Ay tabii. Sevmişim, almışım yıllardır. Bir... Klas ya, ötesi Allah bir kadın. Allah aşkınıza bu yanlıştan dönün. Bak burada yanlıştan dönen bir kişi var bugün. Konuk ettik kendisine. Değil mi? Diyor evet. Ki ben iyi ki boşanmamışım. İyi ki yuvamı kurtarmışım boşanma diyor. Boşanma davası da açmış. Onu da geri aldım diyor. Bak bugün evlilikteyse. Bana göre yakışan şu fotoğraftır. Ha kırgınlıklar, kızgınlıklar, hiddetlenmeler, nefretler oluyor mu böyle durumlarda? Tabii ki oluyor. Ama dönülmez diye bir şey olmuyor. Siz bence dönülmez akşamı ufkundasınız. Dönün o zaman. Dönün o zaman. Kemal Baba. Kemal şimdi, Baba sana yakışan bu. Dön mi? Geri. Daha bak, 30'dan konuş, bir şey olmaz. Konuş. Yorulursun. Üzülürsün. Kırılırsın. Ya. Kıskanırsın. Ya. Dön baba geri. Bak, geri vites yapmak delikanlıda vardır. Bravo Tanju. Dön. Kemal Gülman dön. Peki ben bu konuyla ilgili yani, yine mi soruyorsun ya? Yine merak bilmiyorum, ediyorum. Başka bakalım. Bir konuya geçiyoruz. Bakın buna ne söyleyecek. Hamdi Alkan. Evet. Eşinin bir görüntüsünü izliyor. Bir filmini, bir görüntüsünü. Ama değişik bir görüntü. İzleyelim bakalım Tanju Çolak. Oyuncu Selen Görgüzel yeni oyununda rol arkadaşıyla sahnede öpüştü. Hamdi Alkan izledi. Gözler Alkan'ın vereceği tepkiye çevrildi. Bir de oyunda da öpüyorsun falan. Hayırdır? Eyvah, eyvah, hayırdır? Hamdi abi nerede? Buralarda. Ünlü oyuncu eşinin öpüşme sahneleri için ne dedi? Öpüşmeyi sosyalist. Oyuncu Selen Görgüzel Alkan, İrfan Kang'ı, Orçun Kaptan'ın oynadığı Seviyorsan Git Ayrıl Bence adlı tiyatro oyunu dün ilk gösterimini yaptı. Sen neler diyorsun böyle ya? Yavrum, ait olduğun yere gel evimize, dön diyoruz. Kadın erkek ilişkisi üzerine kurgulanan oyuna ateşli öpüşme sahnesi damgasını vurdu. Seni seviyorum be kadın. Ben de seni seviyorum adam. Öpüşme sahnesini bu kadar anlamlı kılansa izleyiciler arasından Selen Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan'ın olmasıydı. Selen Görgüzel'le öpüşme sahnesi olan oyuncu İrfan Kang'ı Hamdi Alkan'dan müsaade istedi.
Seni seviyorum be kadın. Ben de seni seviyorum Ayhan, çok seviyorum. Dur şimdi, burada düşmemiz lazım. Zaten Hamdi abi burada. Hayatım eve dönebilecek miyim? Her şeyden önce onu soruyorum. Bu akşam problem olacak mı? Pandemi yazar şerefsizi böyle yazmış. Yönetmen bizden hep böyle dedi. İrfan Kanga'nın salonu güldüren göndermesinin ardından çok konuşulacak sahne canlandırıldı. Seni seviyorum be kadın. Ben de seni seviyorum adam. Gözler oyunu en önden izleyen Hamdi Alkan'a çevrildi. Alkan eşine alkışlarla destek verdi. Oyundan sonra kamera karşısına geçen oyuncular öpüşme sahnesinin etkisi altındaydı. Ya karı kocayı oynuyoruz, mecburen tabii böyle bir sahne var. Yazar yazmış, yönetmen de böyle rica etti. Mecburen oynuyoruz. Allah onu kahretsin diye. Yazar. Yani öpüşmeyi bu kadar abartmamak lazım. Oyundan çok olay sahne ve Hamdi Alkan konuşuldu. Ya şöyle söyleyeyim, yani oyunun gerekliliği zaten oyunu okurken Selen zaten teksti bilerek zaten geldi ama o bir oyuncu olduğu için zaten bununla ilgili bir izin almaması gerektiğini zaten bilir. Mesleğidir bu. Hani mesleğiyle ilgili gereken bir şey yapması. Bu arada Hamdi de öpüşebilir yani, ben de ona karışmam. Ben acaba Hamdi abiyle mi öpüşsem ya? Bak, evet, Hamdi, bak, abi, Hamdi abiyi bulun bana. Arkadaşlar bizim savaşmayın, sevişin ya gerçekten. Bu öpüşme olayını çok büyütmeyin. Esprilerle kulakları çınlayan Alkan hakkında eşi Selen Görgüzel'den olay yorum geldi. Senaryo ilk geldiğinde Hamdi Bey'e göstermediniz mi? Yok, hiç göstermedim. Hamdi Bey'e ben işimi, kararlarımı çok sormam. Sadece paylaşırım bunu yapacağım diye. Ona uyarsa uyar, uymazsa zaten... bakmıştır yani. Uyar. Oyuncuların röportajından sonra kameraların görüntülediği Hamdi Alkan konuşmak istemedi. Hamdi abi çok kısa. Yok, valla konuşmak istemiyorum. Onların oyunu konuşuyorlar. Benim konuşacağım bir şey yok. Güzel bir oyundu. Çok teşekkür ederim. O güzeldi, ne güzeldi. Burada araları öyle bozuk yalnız. Net araları bozuk yani. Hmm. Yoksa iki Selen de kalkıp bu tip bir ifade kullanmazdı yani bence. Hangi ifade? Naş ifadesi mi? Naş. Şimdi yani ben eşime bunu sorarım, sormam, sormazsa da kendi bilir falan denmez normalde. Demezdi aslında Selen. Bence kızgınlık var aralarında. Hamdi Alkan'ın da oyunla alakalı yorum yapmak istememesini de anlıyorum yani. Nasıl yorum yapacak ya? Eşi öpüşüyor. Hiç gitmezdi canım. Gitmiş yani de işte öpüşüyor sonuçta. Ya bu kızın ben şeyini seviyorum, azmini. Yani bir yerden şarkı söylemek istiyor, bir yerden bir şey yapıyor. Hamdi Alkan bırakmış kendini bence. Bu çiftte değil mi? Öbürküsü daha çalışkan. Tanju abi, senin yorumun ne bu konuya? Öpüşme var. Bir de sonrasındaki röportaja yorumun ne? Asıl ben onları merak ettim. Valla biraz evvel çok doğru söyledi. Hanımefendi bu olayı yaşadıktan sonra da hiç umurunda değilmiş gibi bir tavır içerisinde. Baştan söylediğim gibi kadın ne derse olur arkadaş. Erkek hiç hikaye oldu da ortaya çıktı. Çok güzeldi diye söyledi. Şey, yani sen izlerken öpüşmekten çok o röportajdan rahatsız oldun. Evet. Hmm. Görüntü orada öyle. Yani öpüşmek önemli değildi. Ama zaten ilk öpüşmede de bir sorun yaşıyorlar. Bak orada bir heyecan sen, var. Sen mesela senin sevgilin öpüşse rol icabı seni rahatsız eder mi önünde? Yani rol icabı. Neye geldi konu yine? Senin fikrini alacağım için sen empati yap diye sana soruyorum işte. Yani senin sevgilin olsa... Yani, bana niye geldi konu diye. Ben kabul etmezdim ya. Kabul etmezsin. Hülya Avşar'dan dolayı karından boşanıyordun. Hülya da öpüşüyordu. Boşanıyordu. O da zamanı bugün ama. Değişti fikrim. Değişemez mi? Ha, değişir. O günkü şartlarda kabul ediyordun demek ki. Ki yani boşanmaya kalktığına göre, Hülya ile evlenmeye kalktığına göre Hülya da öpüşüyordu filmlerde. Ne yapacaktı? Öpüşmeme mi diyecektin? Diyemezsin tabii canım. Evet, tamam. Bir de demek ki zamanla değişmiş fikirler. Evet, değişiyor. Hamdi Alkan da tiyatroda değişiyor zaten. Tabii. Değişmiyor mu senin fikirlerin? Benim hep fikirler aynı hep kalıyor. Sabit. Benim bende. Hep değişiyor. Ve geçen yıl hiç üzüldüm. Döndün bana gol attın yani. Ya Bilal, öyle bir yere koydun ki beni. Hepsi forvet oynuyor. Kalede goller ya, görüyoruz. Ya seni seviyoruz ya. Senin kalbin yeter. Senin kalbin yeter. Ama şimdi bir oyuncuyla beraber sen abi de... adam az duymuştur belki. Hoşuna gitmiştir. Nereden biliyorsun insanın o anki düşüncesini? Ya sen bir şey oyuncu yapamazsın. Onu... Ne oldu? Ya bu yani sanatla ilgili diyorsun. Evet. Orada evet. Bence sanatsız. Bir oyuncu, iki oyuncu evliyse birbirlerinin işine saygı gösterecekler. Ama
Sonraki röportajda Selen'in röportajındaki söylemlerini beğenmedim ilk defa. Çünkü rencide etmiş kocasını. Ne diyor? Burada. Ben kararımı alırım, aldığım kararı söylerim. Ona evet. Danışmam neden diyor. Öyle bu evlilik, ama bu yıllardır bu evlilik niye var o zaman abi? Bu evlilik niye var? Neden var o zaman? Belki de Hamdi de ona sormuyordur, öpüşebilir miyim diye. Değil mi? Hamdi Bey'e mi soralım yoksa kutuya mı gidelim? Şeyma Subaşı. Kutuda her şey var ama. Kutuda çok şey var. Şeyma Subaşı gibi kutuya mı gidelim Hamdi Bey? Bilemedim. Hamdi Bey'in teklifini mi alalım diyorsun? Hamdi Bey'in teklifini bak Şeyma Subaşı nasıl aldı değil mi? Ben onları kutuya bilmiyorum. Katıldı. Ben onları bilmiyorum. Hamdi ya. Bey'e sormadı. Acun'u aldı gitti Şeyma Subaşı. Burada da Hamdi Bey'e tabii sormak lazım. Yani Hamdi Bey burada biraz kızgın karısına. Ben öyle düşünüyorum. Evet, bir sorun var. Sanki vaz mı sorun geçmiş var gibi bu durumun böyle. Yani bana hiçbir şey sormayın diyor. Evet, o da yanlış. Niye cevap ver ya? Vermesin lazım. Hamdi de öpüşebilir dedi. Hamdi de öpüşebilir dedi. Ya ondan da vazgeçmiş. Ama Hamdi genelde senaryolara bakıyor. Öpüşecek sahnede burayı biraz kesin diyor. Ha. Belki de. Ama kadında öyle bir durum hayır, yok. Hayır şey kötü. Selena yani ondan. Şey kötü. O da öpüşebilir, ben de öpüşebilirim. İkimiz de oyuncuyuz. Biz birbirimizi bilerek evlendik başka. Kabul ederse de etmezse nerede etmezse, trak orada bırak olmamış. Bak orada tam etmezse diyor. Oyuncu arkadaşım diyor. Yani etmezse o gider. Olmamış. O kocayı rencide etmiş orada. O bilerek şeyde yaptı ama belki kızgınlık var. İrfan aralarında da çok olabilir tatlı. İrfan kanka diyor ki. Valla sen tanıyorsan Selen Hanım'ın yapısı bu mudur? Hayır, yıllardır bunu söylüyor. Ne kıyafetimi sorarım diyor. Ne herhangi bir özel hayatımla ilgili bir şey sorarım. Hiçbir şeyime karışamaz diyor. Onun orada bir hayat paylaşımı gibi değil de böyle sanki ev arkadaşlığı gibi. Bu başka bir şey değil ki ev arkadaşlığı. Evet yani. Demek ki Hamdi Alkan'ın buna ihtiyacı var ki kadın almış başını yürüyor bu noktada. Selen yani bir şeyler yapmak isteyen bir kız. Şarkı söylemek istiyor, oyunculuk yapmak istiyor. Bak bugün tiyatro, ben onun azmine de yani hem şey yapıyorum, beğeniyorum. Ama röportajlarında bazen kızgın olduğu zaman diye tahmin ediyorum. Yoksa da yapmaz, o da çok sevgi dolu falan bir sahip çıkan bir kız. Bu tip bir söylemde mutlaka altında bir kızgınlık ararım ben. Öyle bir kızgın bir süreç geçirdiklerini düşünüyorum. Ara sıra didişiyorlar çünkü. Ama bu söylemin tartışılacağını biliyordur Selen. Akıllı evet, kızdır. Biraz da ama engel olamazsın ya kendin. Umurunda olmaz şimdi. Bana da biraz öyle geldi. Çünkü ilk gösterim ya sanki böyle konuşulabilecek bir hareket ya bu. Öpüşme sahnemi kocama izlettim ama. Bir de kocası ama gelmiş yani. Ama değil. İyi de hiçbir şey de benim ailemin değer yargısına ve görünmesinden daha önemli değil. Hiçbir oyun yani. Tabii. Yani kocamı da çok fazla da rencide etmem yani bir oyun için. Anladın mı ne demek istediğimi? Bir kadının kocasını rencide etmemesi de gerekir yani. Efendim? Dışında da. Bir hanımefendinin kocasını rencide etmemesi gerekir. Bir kızgınlıklar var, oradan çıkarttı gibi geldi bana. Belki de öyle algıladım. Bilmiyorum. Selen'e sorarım. Evet, program sonrası bence sor. Neden böyle? Sonra da soracaklarım var. Benim aklıma bir şey geldi. Yani sen gitmeden. Artık biz kapattık ama. Son bir şey daha sorayım, kapatayım. Kapattık ama biz yok. Bir son bir soru diyor. Ne soracağım? Ya bir şey geldi aklıma. Sorayım mı sormayayım mı bilmiyorum. Sorma ya. Biz beni üzme, sorma. Peki senin arabanın camları silecekleri kırıldı mı? Zaman. He kırıldı. Sen mi kırdın? Aa daha neler. Gidip yani inşallah tetikçiliğini yapmadın. Yok canım, ben öyle şey yapmadım da. Yani ben ayrılık kararından sonra Tanju'nun Hülya'nın arabasının camlarını kırdığını haberini okumuştum. Bak orada bir devamlı yanındaydım ama öyle bir şey hatırlamıyorum. Eyvah. Öyle bir şey var mıydı? Ben de hatırlamıyorum. Ne yapayım? Ben konuyu kapattım ama. Tamam. Bak ne dedim? Şu anda benim çocuklarım beni seyrediyorlar. Onları çok seviyorum. Ay yerim ben onları. Onlar benim her şeyim. Vazgeçilmezlerim. Onlar da zaten. Eşime saygı duyuyorum, sevgi duyuyorum. Kızıma, oğluma, gelinime. Ya. Eva'mın geliyor. Eva geliyor. Yani torun geliyor. Torun geliyor. Bundan güzel bir şey var mı? Kemal Beyciğim siz de yanlışınızdan dönebilirsiniz. Kemal baba yapma Kemal baba. Hata edersin. Dönsün. Bak adam nasıl çok mutlu. Çok yorulursun, üzülürsün sonra. Hayat kısa, değmez bir kıza. Bravo, günün sözü buydu bayağı bence. Bayağı güzel oldu yani bu. Gerçekten günün sözü buydu. Peki, bu konuyla ilgili yok tabii devam kaçta edeceğiz. Kaçta kapatıyoruz? Ne zaman kapatmamız? Gidiyor, sıkıldın mı biz? Yok, sıkılmadım. Ya ekranlar seni öğrenmek biz bütün seni çok özlemişiz. DM'lerimiz yıkılıyor, iki Tanju Çolak çıktı, özlemişiz diye. Görmek Instagram'ın, istiyoruz diye. Instagram aran nasıl? Yazıyor mu? Yazan, çizenler var mı? Var da biraz sonra okurum. Ben şimdi bugüne kadar hiç şey yapmamıştım. Profesyonel anlamda bakmamıştım. 10 gün önce iki tane anlaştım. Arkadaşımız evet anlaştım. Alın size ne yaparsanız. Geçen gün bir tane story atmışım. Aynısının yaklaşımını 18 tane atmışım. Niye söylemiyorsunuz kardeşim? Ben peki, anlamıyorum. Peki bir şey sorabilir miyim? İçim, yani bunu merak ediyorum. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde sonuç ne diyorsun? Maç Galatasaray
biliyorsunuz Galatasaray'ın oynayacağı stadında. Galatasaray-Fenerbahçe yani derler. Evet, Galatasaray-Fenerbahçe. Galatasaray'ın daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Son zamanlardaki performanslar. Yok, Fenerbahçe iyi oynamıyor. Fenerbahçe gole gidemiyor. Yani teknik direktörle ilgili bulamıyor. Mi sence? Hani Ali Koç dedi ya teknik direktörü değiştirmeyeceğiz. Bence değiştirecek. Kesinlikle. Değil mi? Kim değiştirmeyeceğiz derse adamın enerjisi yok yani. Bu adamla zaten şeye çıkıyor, sahaya çıkıyor, çocuklar baştan yenileceğiz diye çıkıyorlar. O kadar güvenleri gitti. Bu adamın enerjisi yok. Hocam, sevgili konuştum. Ali Koç. Ama yok yani. Bu adamcağıza biliyorum Ali Koç sahip çıkıyor bazen. Seviyoruz çok Ali Koç'a ama gereksiz çıkma bu. Bu adamcağıza enerjisi yok yani. Gerçekten Fenerbahçe ben yine de Galatasaray söz konusu olduğu zaman bizim en ölü halimiz şahlanır diye ve golü yersiniz gibi geliyor. Ben de Fenerbahçe takımına buradan sevgiler, saygılar, bütün enerjimi gönderiyorum. Ben de hem Fenerbahçe'ye hem Galatasaray'a yolluyorum o ben zaman. Ben de Fenerbahçe'liyim. Taraf değilim. Biz Fenerbahçe'liyiz. Fenerbahçe'den güzel ben Fenerbahçe'liyim. Fenerbahçe'liyim. Pazartesi günü görüşürüz. Hadi sizin küllerinizden doğarsınız siz. Size yani sizi bizim en kötü halimiz Galatasaray karşımıza geldiği zaman bak en kötü halimiz döver yani. Cebimizde silah olmasa da sapanla vururuz. Oğlum pazartesi hiç bu konuyu açmayacağız belki de. Belki de. Ben pazar akşamı ikinizi de arayacağım. Yenilsen de sahip çıkıyorum. Yani abi, sen de yenilsen de gönlüm hep sen de diyor. Aynen. Ama taraftarın işi bu ama. Yani. Fener hep yendi de kötü gününde, o açıdan. Kötü gününde yanında olmak lazım zor gününde. Siz de böyle yapıyorsunuz haklısınız. Neyin kötü gününde? Zor günde bunlar zor günde. Ama böyle bir polemikler yapmayın benim. Aman abim ikiniz Fenerbahçe'yi aldınız. Ben de Fenerbahçe Galatasaray'lıyım ama susuyorum. Mesut gelmiş onu oynatmıyor. Ben ne yapayım yani? Anladın Mesut. Mı? Neydi adamı Mesut değil mi? Özledim. Adam gelmiş. Milyon dolarlık adamı oynatmıyoruz yani. Oynattığımızda da pek bir şey yok. Ama hayatım bu adamla kimse oynamaz yani. Bu adamla oynamaz. Bir dakika. Benim yanımda akşam kesme futbolla alakalı. Ha. Mesut Özdil için Ali Koç ne söyledi? Ticari işlerini bıraksın futbola dönsün dedi. Bir mesajdır bu. Ne demek bu? Futbola kendini vermiyor demek. Vermiyorsa oynayamaz. Zaten oynayabilecek. Şu anda gücü de yok. Antrenmanlara çok çıkmıyor. Kendini futbola vermiyor. Farklı kulvarlarda koşuyor. Ama demek parayı ki bulmuş. Parayla sıkıntısı yok. Tamam. Dünyanın en iyi futbolcularından biri. Kabulümdür. Ama orada Mesut Özil yok. Özil yok. Yok yani istediği performansla henüz çıkamadı. Yani Fenerbahçe için faydalı değil şu anda. Peki. Şu formuyla, şu form durumuyla bahsediyorum ama. Ama geriye döndüğümüz zaman muhteşem bir adam. Bence taze kana ihtiyaç var Fenerbahçe'de. Şimdi reklama gidiyoruz. Dönüşte programı kapatacağız bir sürprizle tabii ki. Evet, büyük bir sürpriz var. Bizde kalmaya devam edin, söyleyeyim. Hadi bakalım reklam. Çok farklı. Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladı Tanju Çolak. Bir görüntü çok enteresandı. Bir izleyelim mi? İzleyelim. Uçarak mı geldin sen? Evet, yukarıdan uçarak. Yukarak uçar. Bir bakalım hemen. Bir bakalım hazır. Böyle bir salon günü görmedim ya. Bay Mustafa diye sevgili arkadaşım var organizasyoncu düğünlerde. Evet. Çok şeker. İlla böyle yapalım. Yapma oğlum dedim. Nedir ay, bu? Ben hayatımda çok şirin. Buraya geldim 58 yaşına girdim. Böyle bir şey kutladık ama ne derece iyi oldu bilmiyorum. Yok ya güzel olmuş. Güzel olmuş. Burada işim olsun dedi. Düğün herhalde. Bu evlenen çiftler için bu aslında evet, bu evet, araba. Evet çok güzel bir düğün salonu. İsim vermediğiniz için vermiyorum. Bence böyle çok A+ çok özel bir yer. Evet. Öyle ne düşünsene biniyorsun araba düşüyor aşağı. Oradan dönüyorsun evet harika bir şey. İlginç, o zaman peki. Ben okuyacağım. Hadi oku dedin ya. Okutalım. Serdar Uzun demiş ki ah be güzel abim şimdilerde bize Jacne, Mustafa gibi oyuncuları golcü diye izlettiriyorlar. Senin zamanında maçları genelde el radyosundan dinler. Orta ceza sahasında Tanju var dendiğinde gol diye ayağa fırlardık. Vay. Gelmedi gelmeyecek sen efsanesin. Gerçekten kralsın seni seviyoruz. Ya. Arzu Paçacı demiş ki yıllar önce Tanju Bey'i ailemle gittiğim bir tatil beldesinde gördüm. Bu kadar mütevazi bir insan olur mu? Egonun tavan yaptığı bu zamanlarda sizin o içtenliğiniz gerçek bir kralsınız. Ailenize mutluluklar diliyorum. Özkara El demiş ki tartışmasız kral, dobra, dürüst, halk insanı, önünü kesenler unutmasın ilahi adalet var demiş. Daha da okumayayım. Bence Tanju Çolak ekranda olmalı. Bu kadar komik. Bize de esprili, çok güzel mesajlar geliyor. En son futbol ne zaman oynadın? Hiç gol attın mı? Şimdi yeni mi? Evet. Evet iki hafta evvel Antalya'da turnuva vardı. Evet. Turnuvada sigortacılar vardı. Hı. O sigortacılarla maç yaptık. 10-5 yendik. 5 tane gol attırdım orada kime? Atilla Benli abime. Evet. Sen asist ben de 5 tane attım. 10-5 halı sahada
Bence hala gülüyor. Yok, hiçbir şey eksilmedi. Sadece biraz ağırlaştık, o kadar. Kilo da almadık, dikkat ediyoruz özenle. Bak sen ya, bir tanesin Tanju valla. İyi ki geldin. İyi ki geldin. Enerjim. Keyif verdik mi? Çok ya, enerjim. Eksik bir sorun var mı? Valla çok uzun zamandır. O zaman kapansın. Şu hülyatlar konusunda kapansın. Ne olur kapansın. Benim. Lütfen kapansın. Benim ailem var, kızım var, eşim var, canlarım var, gelinim var. Torun yeni geliyor. Yeni doğuyor. Eva var, Eva, Eva. Eva koyacak. Eva, geliyorum seni kucaklamaya Amerika'ya. Hadi bakalım. Aynen. Seni seviyorum. Çok teşekkür Kemal ediyorum. Kemal Baba. Kemal Baba eve dönsün değil mi? Eve dönsün. Evet. Son söyleyeyim. Eve dönerse Kemal Baba'yı beraber ziyarete gidelim. Kesinlikle. Ha? Peki. Kesinlikle. Baba çok önemli insanlar geliyor. Kesinlikle. Ha, boru değil. Kesinlikle. Geleceğiz, sana söz bizim verdik. Bizim için en değerli şey ailedir. Evet. Ailedir. Aile kavramı. Ve güzel olan da insanın ailesinde birlikte hayata gözlerini kapamasıdır. Öyledir. Biz de programı kapatalım. Evet. Peki. Hashtag'imiz Kemal eve dönsün. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Tanju Çolak'ı ağırlamak muhteşemdi. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sizin de olmak keyif veriyor. Sizi izlemek daha güzel. Ay ay. Burada da güzel. Hadi bakalım.